Haftanın ilk yarışmacı gelini Nur Altungök. 21 yaşında ve 2 yıllık evli. Artvinli gelinimiz ev hanımı. Şenur Dopaç, 22 yaşında ve 1 yıllık evli. Sivaslı gelinimiz aşçı ancak çalışmıyor ev hanımı. Tuğba Keklik, 22 yaşında ve 2 aylık evli. Haftanın çiçeği burnunda gelini, ayakkabı mağazası sahibi, aynı zamanda iç mimarlık öğrencisi. Memleketi ise Malatya. Meltem Aybakan, 32 yaşında ve 4 aylık evli. Fatura kontrol uzmanı gelinimiz Ordulu. Haftanın son yarışmacı gelini Merve Nur Yavuz. 27 yaşında ve 2,5 yıllık evli. Trabzonlu gelinimiz ev hanımı. Yeni haftanın yeni gelinleriyle sizlerleyiz. Yine bomba gibi bir haftaya hazırız. İstanbul Pendik'teyiz. Nur gelinim davet etti. Çok iddialıyım dedi. 100.000 lira benim dedi. Evine gideceğiz ve göreceğiz bizi neler bekliyor. Gelinlerini tanıştırmak istiyorum. İsmin? Tuğba. Merve Nur. Şenur. Meltem. Harikasınız. Bu nedir hayatım? Kirpiklerde yanıyor, yanıyor, sönüyor, şıngır şıngır. Ezgi Hanım, bu ışıltı altı ben seçtim. Işıltımla sizin de yanınızda bulunmak istedim. Harikasın. Renkli kişilikleri severim ben. Ben de ışığımı söndürmeye geldim. Oo, iddia burada başlıyor. Söndür tatlım, bakalım söndürebileceksen. Bekliyorum. Sürprizlerle dolu bir hafta. Çekişmeli bir hafta olacak, onu anlıyoruz. Haliyle büyük ödül 100.000 lira olunca bu da normal. Gelinler, orada tek başına bekleyen Nur mu? Evet. Aa, evet. Sanki, evet. Hadi gelin bakayım. Aa, ne yapıyor orada tek başına o? Karşıdan gelirken böyle. Evet. Yana yana geliyorsun değil mi? 100.000 TL'yi ben kazanacağım, alın yazın oldu. Cuma günü bir kara yazıyla dönersin artık evine. Ben böyle bir avamlık, böyle bir rezalet görmedim. Kötü değil, çok kötü. Salona dair hiçbir şey göremedim. Asaletin fakir ruhuna kıyaslanamaz. Artık bu yoğurdu sarımsaklasak da mı yesek, sarımsaklamasak da mı yesek canım? Sen bu akşam onları götür ye benden hatıra. Vasat duruyor. Ders değil değil mi aşkım? Hayır, kendisi. Bu masa örtüsü berbat. Neden bu programa katıldın? Sonuçta bu anlık programda bir şey hataya yapmıştım. Yer yok. Nasıl seviyorsun Akın'ı yumurtanı sabah? Ya da tabii ki, ya da. Ya aynısı mutlu. Az sonra. Ezgi Hanım, gelinler, hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Ezgi Hanım, size küçük bir sürpriz yaptım. Onun için buradayım, sizi bekledim. Sürprizim birazdan geliyor. Nereden geliyor? Havadan mı, karadan mı? Bir ses geliyor. Buraya mı geliyor? Evet, doğru duydunuz. Ses buraya doğru geliyor. Şunları yakayım da güzel bir giriş olsun. Fazla havalı gerçekten. Dikkat et ablacığım. Hepimizi yakacak arkadaş. Onu da yak. Hava atalım derken yanmayalım. Afiyet. Harikasınız ya. Sen Artvinliydin değil mi? Evet, Artvinliyim. Anladım sürprizi şimdi. Harikaydınız. Çok teşekkür ediyorum. Mikrofonu olunca sormak istiyorum. Eşin galiba. Evet, eşim. Tahmin ettim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Küpelerin falan çok marjinalsın dövmeler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Artvin yaylalarında az tulum dinleyip horon oynamadık yani. Harikasın. Özlemişiz gerçekten. O zaman evine gideceğiz ya. Sizden rica etsem tulum eşliğinde gitsek. Tabii ki. Lütfen. Ezgi Sertel ve gelinlerimiz tulum eşliğinde eve doğru ilerlerken biz de mini turumuza başlıyoruz. Gelinimiz küçük metrekareli salonunda L kanepe kullanarak spor bir dekorasyona imza atmış. Siyah tonlarına yer verilen mutfak ekstra dolap ve raf sistemi nedeniyle bir hayli daralmış durumda.
Burası da yatak odası. Griden vazgeçmeyen gelinimizin yatak odasındaki tercihi de spor tarzdan yana. Güzel bir karşılamanın ardından Nur'un, Nur gelinimin salonundayız. Seni kısaca tanıyalım hayatım. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Nur Altıngök, 21 yaşındayım. Artvinliyim, Elazığ'a gelin oldum. 2 yıldır evliyim, 8 aylık da bir kızım var. Maşallah, ismi ne kızının? Melina. Melina, güzel, ne demek? Mucize demek, rüyamda görmüştüm, almak istedim. Malum oldu. Evet, malum. Yavrum, şimdi kiminle? Şimdi anneanneyle. Anneanneler, ah canlar benim. Yakın mı oturuyor annen? Evet, çok yakın oturuyor. Güzel, hediye getirdim. Çok lütfen kabul ederim. Et. Çok teşekkür ederim. Açarsan sevinirim. Çok zahmet ettiniz. Estağfurullah. Güzel günlerde sağlıkla, afiyetle kullanın. Çok teşekkür ederim. Sizden çok büyük bir hatıra olacak benim için. Rengi de tam evime ve benim tarzıma uyuyor. Ay çok mutlu oldum. Nevresim takımın hayatım. Güzel günlerde kullan. Kullanırken sizi anımsayacağım. Çok teşekkür ederim. Orada bir hediyeleşme söz konusu galiba. Çiçekler görüyorum. Bunları sen mi yaptın? Hayır, kuzenim yaptı sizin için elemeyi. Canım benim. Adı ne kuzeninin? Nurşah. Nurşah, eline sağlık hayatım. Çok teşekkür ediyoruz. Onları bunlar, da alayım. Onlar da sizin kızlar. Bunlar da. Bu da gelinlerin mi? Evet. Canım. Şöyle farklı renklerde yapmış. Ya, ah canımsın ya. El becerisi, ne kadar anlamlı bir hediye. Benim çiçekli çanta yapmış bana. Ya canımsın. Heybe. Değil mi? Evet. Hemen al çık. Cüzdanını koy, telefonunu koy, anahtarını koy çık. Harikasınız vallahi, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki haftanın ilk günü fanustan bir zarf seçiyoruz ve haftanın ödüllü oyunu. Bakalım bu hafta haftanın ödüllü oyunu ne? Haftanın en beceriklisini, en maharetli gelinime birbirinden güzel ev aletleri hediye ediyorum. Bu sefer bir farklılık yapalım, ev sahibi seçsin, olur mu? Ay çok heyecanlı. En sevdiğim renklerden gidiyorum. Mavi. Hazır mısınız kızlar? Oku umarım hayatım. Kolay bir şey. Dişe diş, başa baş. Dişe diş, başa baş. Diş deyince sarımsak geldi aklıma, değil mi? Evet. Neymiş birazdan göreceğiz. Becerikli misin? Becerikliyim. Kendine güvendiğin bir durum mu bu etap olarak? Evet, güveniyorum. Merveciğim, sen girişte buraya ışıltılı ışıltılı bir şey vardı ama şu an yanmıyor kirpikler. Hemen yakıyorum şimdi. Ha, çok iyi. Dinlensin mi biraz dedin? Evet, dinlensin diye kapatıyorum. Böyle kal hayatım, çok güzel. Işıltılı hayatı ben seçtim ve seçtiğim hayatı bugün size göstermeye geldim. Yani daha fazla takabilsem takabileceğim saçlarıma, boncuklarıma, her yerime, küpelerime falan bir ışıltı eklemek istiyorum. Bir yerden başlayayım dedim, evet, kirpikle başladın. Rengarenk, farklı renklerde. Evet, her gün farklı renkler olacak. Her gün farklı renkler risk edeceğim sizlere. Harika bu. Özellikle akşamları falan böyle karşıdan gelirken böyle... Evet. Yana yana geliyorsun değil mi? Hakikaten çok yakışmış hayatım. Senin için de çok marjinaldi. Küpesi falan çok farklıydı. Evet, zaten marjinalliğine, dövmelerine aşık oldum. Tanışmaya gelsin, size onu da anlatırım detaylı. Dövmelerine aşık oldum dedi. Vay vay vay, anlatırsın. Ablan sever o hikayeleri. Şimdi senden sunumunu getirmeni rica edeceğim hayatım. Bunları şöyle koyalım, giderken alırız. Tekrar çok teşekkür ediyorum kibarlığınız için. Ben teşekkür ederim hediyeniz için. Heyecan var mı gelinler? Biraz. Biraz. Biraz, evet, heyecanlıyız. Haftanın ilk günü haliyle. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Evet. Bugün ilk kez geliyorsunuz Nur'un evine. Evet. Onu da ilk kez tanıyacağız bugün. En iddialı hanginiz? Bence ben. Ben de çok iddialıyım. Yani bu ışıklarından da belli oluyor sanırım. Göreceğiz bakalım. Kolay gelsin Nur. Misafirlerine ne hazırlıyorsun? Harput direkt kahvesi yapıyorum. Neden Harput'a özgü bir kahve seçtin? Eşim Elazığlı. Bu da orada meşhur olduğu için. Ben bunu tercih ettim arkadaşlara. Kahvenin yanında neler ikram edeceksin? Artvin balı veriyorum. Kendim de Artvinliyim. Özel getirttim. Tadı çok farklı. İlk günden rakiplerinin ağzına bir parmak bal çalacaksın yani. Umarım hafta boyunca tatlı yiyip tatlı tatlı konuşursunuz. Bu arada rakiplerinin hepsini gördün. Sence en dişlisi kim? Merve Nur kesinlikle daha dişli. Diğerleri de tabii ki de rakip. Hepimiz bir rakibiz ama Merve Nur benimle baş başa daha güçlü bir rakip olarak görüyorum onu kendime. Vallahi böyle yavaş hareket edersen Merve Nur söylenmeye başlayacak. Ben içeri geçiyorum. Hadi sen de hızlan biraz. Tamamdır. Hemen geliyorum. Hah, gelinim de geldi. Evet.
Ezgi Hanım, size bir sürprizim var. Hemen içeri gidip onu hazırlayıp geleceğim. Tamam. Sürprizlerle dolu bir gün. Evet. Değil mi? Evet. Ne olacak merak ettim. Tahmininiz var mı? Ya, giriş çok güzel bir sürpriz yapmak istemiş ama ben biraz abartı buldum. Nesini? Tulumu mu abartı buldun? Evet yani eşim motorla biraz geliyor. Motor falan böyle biraz daha şov yani hani ben buradayım ben geldim. Tamam iddialı bir program, iddialı yarışmacılar ama biraz abartı geldi bana. Abartı. Öyle düşünen var mı? Ben gayet güzel. Güzel evet. Herkes farklı farklı. Kimi davul zurna yapıyor, kimi çiğ köfteler ciğerler yapıyor. Herkes aynen. Yapmak durumunda da değilsiniz. Direkt evinize kapıyı tıklayıp da geliyorum mesela. Tabii ki. Herkes öyle. İçinden geldiği gibi. Ama hani kahvenin yanına ne olabilir merak ediyorum doğrusu. Nur. Evet kızlar, bu haftanın en iddialı gelini olarak 100.000 TL'yi ben kazanacağım. Alnıma da yazdım. Alın yazın oldu. Bunu da görmedik demeyelim. Acayip başarılı bir şov. Sürprizdi. Mükemmel. Bayıldım yani. Böyle gereksiz beğendim. Bir şey düşünüp. Bence senin ışıkların da çok gereksiz. Yani benim ışıklarım ortama güzel bir hava katıyor ama tamam, senin ben... alnına yazdığın kara yazı gibi olmuş biraz. Cuma günü bir kara yazıyla dönersin artık evine. Alnına 100.000 lira yazıp gelmişsin. Sen o parayı ancak rüyanda görürsün. O 100.000 lira bakalım bu hafta kimin olacak? Kara yazı olarak kabul etmiyorum. Alın yazım bu benim. Ben kazanacağım. Bakalım sen mi kara yazıyla döneceksin evine? Bakalım cuma günü belli olur. Işıkların nasıl sönecek bakalım. Alındaki yazıyla kara yazıyla mı döneceksin? 100.000 lirayla mı döneceksin? Cuma günü artık belli olur. Ya bu nereden aklına geldi? Kızımın ismi dedin rüyama girdi. Böyle bir şey rüyana mı girdi? Yo en büyük örneğim eşimde dövme çok var. Böyle bir damga vurmak istedim ben de. Sen de artık Anna'ya 100.000 lira yazdırırsın dövmeyle birlikte. Eşinle gül gibi geçinir gidersiniz. Şu an alnımdaki yazı en büyük iddiamı kanıtlıyor. Kazanınca da bir yerime illaki yazdırırım. Bence çok kötü olmuş. Bence de bak. Çok düşünmüş. Gelinler çok sevmedi. Yani. Daha haftanın ilk gününden bence çok fazla özgüven gelmiş sana. Özgüven bizim evimizi görmedin bile. Evet. Gerçekten. Gelinlere gözdağı mı vermek istedin? Evet, özgüvensiz olsam zaten bu yarışmaya katılmam. Bakalım altını doldurabilecek misin bunu? Tabii ki altını dolduracağım. Alın yazımı gördüğünüze göre kahvemi yorumlayabilirsiniz kızlar. Şimdi herkese bir şaşkınlık çöktü tabii. Ha ilahi Nur, haftaya nasıl bir giriş yaptın alemsin. Şimdi bu Türk kahvesi değil sanırım. Harput kahvesi. Eliza'ya özel bir kahve. Sizin için özel getirdim. Yanında da Artvin'e özel bir bal var. Tatlı tatlı yiyin, tatlı tatlı yorumlar yapın, konuşun, gününüz güzel geçsin diye. Çikolatamız da var, bir de... Lokumlarımız var. Lokumlar var. Fincanı çok güzelmiş. Yani sen o 100.000 liradan ödül yazmışsın ya alnından. Bize anca getire getire sen böyle anzer balı getirirsin. Acı bir bal getirirsin. Anzer balı da acı bir bal demektir. Ama çok kıymetli bir baldır. Herkes de bulamaz anzer balını. Kıymetli Artvin olduğunu düşünüyorum. Acı bir bal getirdiğini düşünüyorum bize şu an yani. Acı hayır acı bir bal değil buradan. Birazcık yiyebilirsin. Dozu var onun. Dozunu yemeyince çok tatlı bir bira. Hatta kahve bir tatlı kaşığından fazla yenilmemesi gerekiyor. Evet. Bir tatlı kaşığından fazla yerseniz anında bayıltıyor. O kadar da kuvvetli bir baldır. Bir de anzer balı da değil. Bu Artvin özel maçele diyorlar bu balın adına. Yani Artvin'le daha bir tatlı bir bal. Ben tatlı konuşmanız için getirdim bu balı. Sunumu çok basitti. Ledlerim bile o sunumu aydınlatmaya yetmedi. Sunumunu görünce gerçekten şok oldum. Berbat ötesiydi. Nurcuğum sen alnına 100.000 lira yazdıktan sonra bizden tatlı konuşmamızı mı bekliyorsun gerçekten? İddiam ortada i̇ddia ama siz tatlı şey, konuşabilirsiniz yani. Şey. Nurcuğum herkesin olan çikolatalardan benden niye yok tepsimde acaba? Bak kendininkini ver hemen misafirine. Şöyle vereyim. Bu kızımdan hatıra olarak vermek istedim. Neydi bu? 40 Eylül'dü mü? Evet. Sunum nasıl sence Tuğbacığım? Sunum berbat. Berbat. Evet. Çünkü neden? Yani ben bunu nasıl tutabilirim? Mesela ben belki parmağımı geçirmek istiyorum. Rahat geçmez. Benim tırnağım uzun. Tırnağım aşkım, içinde kalsa yeni moda fincanlar hep böyle. Hatta daha da küçükleri olanlar var. Gördün tutabildin mi? İşte. Neyini tutamadın? Tamam tutabildim şu anda da tutamadım diye. Böyle tutacaksın diye. Bak ablacığım bak böyle. Kibar kibar. Ben biraz yılana benzettim. Diyelim ki düştü Eliza. Yılana benzemiyor mu? Yılana mı? Yılana benziyor biraz ne sanki. Demek istiyor yani? Bilmiyorum bence sanki. Bence sizin içinizdeki sinsilikler bir tasın canım. Yok canım. Ay ya, püskürtecektim. Fincan sana ait attım. Birazdan kendini getirmişsin yalnızlıkla. Buraya bizim önümüze yılan gibi. Merve'nin dediği gibi yılana benziyor. Bize ne demek istedi ben gerçekten anlayamadım. Dikkat et o yılan seni sokmasın. Yılanlar sizseniz olabilir laflarınızla. Merve Nur yılan görmek istediği için ona benzetmiş. Bence hiç alakası yoktu. Bence gereksiz bir yorumdu. Yılana benzemiyordu. Ben şakalarından. Sen kendi yılana benzettin. Kişi ne görürse kendine olur. Seni görünce aklıma geldi o. Kızlar bu bir kahve sunumu. Yanında ne kadar güzel şeyler koymuşum. Yani sen bal getirirsen arıyı da düşünürüm. Bunu getirirsen yılanı da düşünürüm. Ama ben balı yani
benim memleketimi yansıtıyor. Elazığ'da da Harput kahvesi yansıtıyordu. O da güllü Antep fıstıklı lokum. Ve altına güzel bakımı. Burada el işi. Peçeteli, evet, peçeteli kullanmış. Güzel. Tepsisi. Nasıl buldun? Ben genel olarak beğendim sunumunu. Teşekkür ederim. Ne kadar mal ettin hayatım? Çok merak ediliyor çünkü sormak istiyorum. Tepsisi, fincanı, peçetesi, burada ayaklı su bardağın. Fincan takımı 700 liraydı. Tepsi de set halinde 200 lira falan. Bugün için mi aldın tepsini, var mıydı? Yok, vardı. Siyah gene en çok kullandığım renk olarak. Seviyorsun sen. Sehpandan, evet, da belli zaten. Salonundan da belli. Eline sağlık. Çok teşekkür afiyet ederim olsun hayatım. O zaman kahvelerimizi içelim. Balımızı yiyelim. Ağzımız tatlansın. Tatlı tatlı konuşalım, oldu mu? Ev sahibisin ya sen. Hani, evet, hani gelinim, canım benim. Salon yorumuyla devam edelim. Nur Gelin'in salonu metrekare olarak bir hayli küçük. Bu nedenle L kanepe kullanılması gayet yerinde bir tercih. Füme rengi L kanepe kaz ayağı desenli kırlentlerle kombinlenmiş. Gri tonlarındaki renk geçişli halı ve siyah metal gövdeli cam sehpa salonun tarzına uygun. Penceredeki denizlik hizasındaki güneşlik ve çizgili tam boy tüller göze hitap etmiyor. Duvara gelişi güzel yapıştırılan stikerlarla Roma rakamlı saat bir hayli göz yoruyor. Son olarak gelinlerimize kornişlerin açıkta duran çirkin görüntüsünü kamufle etmesini tavsiye ediyor ve sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Benim sürprizlerle dolu gelinim Nur'un salonunu konuşacağız şimdi. Ne zamandır bu evde oturuyorsun? 2 yıldır evliyim, 5 aydır burada oturuyorum. Anneme yakın olmak için taşındık, yeni taşındım yani. Kızın olunca taşındınız. Evet. Buraya göre mi aldın salon eşyalarını, önceden aldığın eşyalar mı? Yok. Önceki eşyalar, bir tek yatak odasını yeni aldım. Onu da odada görürsünüz. Evet. Tüllerini falan burada yaptırmadın o zaman. Önceki, evet, tüllerin değil mi hayatım? Önceki tüllerimde. Şimdi evine güveniyorsun, dekorasyonuna güveniyorsun ki buradasın. Hemen sormak istiyorum. Tuğba, seninle başlayalım. Salona girince haftanın ilk gün gelini Nur. Girişini gördün, karşılamasını gördün. İddialı bir giriş yaptı. Salonu için ne düşündün? İddiası sana göre devam etti mi? Bence iddiası salonuna ben ayak bastığım an benim için yerle bir olmuştur. Yani ben böyle bir avamlık, böyle bir rezalet görmedim. Tansiyonlarım düşüyor, sıcaklar basıyor. Yani burada düşüp bayılabilirim her an Ezgi Hanım. Ne oldu ki o kadar avam? Şu duvar beni benden aldı. Nesi? Yani bu karışıklık, bu yapraklar. Ha, yaprakları diyorsun. Bu saatin böyle dizimi yani çok kötü. Kötü değil, çok kötü. Yani yeni girdiğim için daha boyamama izin vermediler. O duvarda biraz lekeler vardı. Biz de stikerlerle böyle bir şekilde yaptık. Hayatım, sticker yerine neden bir duvar kağıdı yaptırmadın ki? Sadece o yani böyle daha her yere yaptırmam gerekiyor gibi düşünüyorum ben. O yüzden sticker'ı sadece koltuğun arkasına kalacak şekilde yaptım. Bir renk yapayım istedim. Evet, o lekeleri kapatmak istedim. Ben farklı düşünen var mı? Çok ben saati hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ya artık saati bu şekilde asmak bence çok eskide kaldı. Yani daha çok göz hizasında asabilirdin böyle. Çok, çok yukarıda olması kalmış mı? Evet. Hı hı. Senin ilk dikkatini ne çekti salona girince? İlk dikkatimi çeken yine perdesi oldu. Perde bence hiç salonluk bir perde değil. Ayrıca fon perde yok. Yani nasıl diyeyim? Salon ihtiyaç burada. Aynen, diyorsun. Fon ihtiyaç ve salonu zaten küçük bir salon. Eşyalarıyla da bence uyumlu bir salon değil. Ama şöyle söyleyeceğim, küçük salonlarda L koltuk kullanılır. Ben L koltuk kullandım. Tamam, L koltuk kullanılır fon ama fon perde kullanmadım. Ben konuşabilir miyim? Fon perde kullanmadım çünkü yatak odasında da mesela benim fon perdem var. Bağ daha da daraltıyor gibi geliyor evi. Tamam. O yüzden dümdüz beyaz bıraktım burayı. Farklı ferah olsun katmadım. İstedim. Evet, arka ferah olsun işte hissediyorum. Ama bence ferah olmasını istiyorsan duvarların rengini daha açık bir renge boyayabilirdin. Yeni girdim, boyatamıyorum. Yani ama 5 ay olmuş sen bu eve girene. Ya gerçekten hani ev sahipleri bazen sıkıntılı olabiliyor arkadaşlar. Nasıl, ilk bir yıl boyatma mı dedi sana? Evet, sözleşme yaptık. Bir yıl boyatmıyorum. Bir yıldan sonra devam edersek kendim boyatacağım. Böyle bir sözleşme ne var. Ne alakası var? Ev sahibi zaten boyaya şey yapmaz ki. Yok. Yani girdiğin zamanki gibi bırakmak şartıyla boyatabilirsin. Ama bana tabii ki işte sen de bir sene onu denemek istedin herhalde. Yani şöyle demişlerdi bana. Ben yeni boyattım. Sen boyatmadan gir. Hani ben dedim ki hani benim beğenmediğim yerler var. Sen bir yıl kal. Devam edersen boyarsın. Duvarları gerçekten berbat ötesiydi. Ev sahibinin duvarlarını boyatmaya izin vermediğini söylüyorsun. Bence bir bahanenin ardına sığınıyorsun. Gözlerim göz olalı bu kadar eziyet çekmedi. Bu yapraklar üzerimize düşecek gibiydi. Resmen yaprakların içinde boğuldum. Tuğba'cığım korkma, o yapraklar orada sabit, üstüne düşmezler. Yani berbat ötesi, ben hiç beğenmedim. Kesinlikle hiç uyum yok diyorsun. Evet, hiç yok. Ruhun daraldı. Yani baktığın zaman uydurmaya çalıştım. Siyah, antrasit, gri. Dediğim gibi zaten siyah seviyorum.
Bu yüzden böyle bir uyum yapmaya çalıştım. Sen ne düşünüyorsun? Ay ben boğuluyorum Ezgi Hanım, ışıklarımı çok istiyorum. Ay bugün boğulan boğulana ışıklarını mı yapacaksın ya? Evet, niye zaten onlar söndü ki? Sen onları sürekli yakılı tut ha. Yani kapkaranlık, çok boğucu, fon yok. Perdende neden fon yok? Dediğim gibi küçültmek istemedim. Beyaz bıraktım. Fon bak yok. Sen ne diyorsun? Halın karanlık oluyor. Siyah bir şey koymam gerekiyor buraya. Mesela bir fon koysam. Bir dakika, ben konuşabilir miyim? Halın çok koyu, koltuk çok koyu, duvarda ayrı bir sticker var, saat bambaşka bir şey. Şu anlamsız tablo evet senin için çok değerli olabilir. Yani hayır, yalnız bir şey söyleyeceğim, başına... anlamsız deme. Hayır, öyle çünkü anlamsız benim değil. Hediye. Yeri eşim anlamsız. Yaptı. Onu demek istiyorum sana. Yani bu duvarı kullanmadım. Orada tek başına çok hani anlamsız durmuş. Yanına belki bir şeyler daha ekleseydin tablo gibi hoş durabilirdi. Tek başına bir anlam olmadı orada. Televizyon ünitesi var ya, bir tane sadece onu koymak istedim. Çok fotoğrafımız çok... var, koyacak yer. Bence onun yeri yatak odası ya, yatak odası ya da aerohol olabilirdi. Aerohol görmüşsünüz. Evet belki. Orada bir dış sese sorabilir miyiz ya? Orada bir yazı vardı girişte. Bir okuyorsun mu? Evet bir okuyabilirim. Ne yazıyor ya orada dış ses? Seviyorum az kişinin keşfettiği şarkıları, çok okunmamış kitapları ve seni. En çok seni. Ne alaka diyor yazı. Neden ne alaka olsun? Yani eşim benim orada için yaptırmış. Fotoğraflarımız da var görmüşsünüz. Fotoğraflarımızın devamında beni çok sevdiğini gösteren, hani ben evde yoktum, kendi onu dekore etmiş, beni çağırdı ve sonra ben çok şaşırdım, hoşuma gitti. Bana sevgisini ne bileyim. Özelsin ve nadirsin evet diye. Ama ben bu evde birazcık bekar evi vibe aldım. Bekar evi mi? Evet. Öyle vibe, bir sürü vibe fotoğraf var mesela. Başka bekar evi nasıl olabilir yani ki? Yani bekar evi gibi geldi. Bekarlar... Vibe koltuk. Vibe ne demek? Vibe anlamayanlar. Yani öyle bir izlenim. İzlenim. Hı. Aynen. Öyle bir gösterme. Ne diyorlarsa artık adına. Tuğla gerekli gereksiz her şeye fazla yorum yaptı. Hatta onun yüzünden biz konuşamadık. Tuğla biraz sus da biz konuşalım. Meltemciğim, oradaki tabloyu nasıl buldun sen? İçinde resimler, fotoğraflar var. Bence çok gereksiz olmuş. Yani yeri burası ya, değil mi diyorsun sen de diğer değil, gelinler gibi. Aynen. Ben bir de avizeye dikkat çekmek istiyorum. Bir salon avizesi göremedim orada. Bence yani salona dair hiçbir şey göremedim maalesef. Oturma salonu koltuğu yatak odasının mı? Hiç beğenmedim. Ne koltukta yatak maalesef odasını mı kullanıyorsun yani sen? Bir oturma odası edası var daha çok. Hadi az önce görememiştin. Maalesef. Birazcık az ya benim geldi. Işıklarım daha çok aydınlatıyor şu an sanki. Aynen. Tavanda böyle bir küçük bir şey kaldı orada. Benim ışıklarım aynen daha çok şu an aydınlattı her yere. Küçücükten değil dediğim gibi hani gittim salon için satılıyordu. Ben de salon ne için aldım. Ne kadar aldın onu? 600 lira falan olması ne gerekiyor. Ne zaman yeni aldın? 5 ay. Ben 5-6 ay önce aldım. Bir de bu ev yani çok küçük olduğu için benim diğer evime göre avizeyi de çok büyük yapıp her yeri doldurmak istemedim. Dekorasyon konusunda daha bir sürü şey yapabilirim. Yeni taşındım onu yapamadım. Yaptıklarım bunlar. Renklerle yapabilirdim mesela. Halını daha açık bir renk yapabilirdim. Duvarlarını daha açık bir renk beyaz yapabilirdim. Ya da mesela L koltuğunu ama biraz daha açık renk kullanıp halını böyle bir tık daha bohem tarzda kullanıp L koltuğun üstünde böyle güzel etmiyorum böyle hani örtüler falan oluyor. Böyle değişik değişik yuvarlak yastıklar falan oluyor. Öyle bir şey yapabilirdin. Şu duvarı mesela komple şey yapsınlar bence. Delsinler ya da o şekilde kapatabilirdin. Boya mı artık delme mi nasıl yaparlarsa yaparlar. Niye deliyorlar duvarı anlamadım. Çok kötü. Ezgi Hanım kör oldu. Delince ne oluyor? Delsinler komple atsınlar yok etsinler yani o kadar şey oldum. Alnına 100.000 yazarak olmaz o işler, salonunu hiçbirimiz beğenmedik. Bir de kabul etmiyor, renginin kötü olduğunu söylüyorum. Hiçbir şekilde yorumlarımızı kabul etmiyor. Halısı yine koltuklarıyla uyuyor. Hani desen olarak bilmiyorum ama renk olarak uyum sağlıyor bence. Bir de ben puf tarzı bir şey var, onu sormak istiyorum. O şöyle satılıyor, yastıklar ve L koltuğun yanında bir kumanda koymalık bir yer var. Hepsini kaz ayağı deseni yapmışlar yastıklarla. Ben de onu bozmak istemedim. Puf da orada kaldı. Zaten oda da küçük. Başka bir ben denedim bu arada. Başka bir berjer aldım. O da çok minik geldi. Hatta bu L koltuğu böyle U gibi döndürdük bir ara. Bir takımı daha vardı. Ama çok boğuldu o da. Çok küçük zaten. Her şeyi biraz minimalist kullanmaya çalışıyorum. O yüzden o puf da orada kırlentlerle birlikte kaldı. Aşkım bence onun yeri kırlentlerle birlikte işte diyorum. Ama setin içindeydi. Böyle bir set de satılıyordu yani. Yemek masasını kapının önüne koymuş. Bence hiç olmamıştı. Aşkım başka koyacak hiçbir yer yok. Yani yatak odasına koyamam. Ev zaten 2+1 olduğu için bebeğin odasına da koyamam. Önce daha orası yemek küçük, odasıydı. Daha küçük bebek bir daha minimalist bir şey de kullanabilirdin. Katlanır bir yani, masa olabilirdi veya mesela. Katlanırlar bilmiyorum. Çok yer masası da olabilirdi. Yer masası da tercih etmiyorum genelde. Buraya taşındın 5 ay oldu. Misafir ağırladın. Evet. Oradaki yemek masasında evet, değil mi? Oturma odasına da getiriyoruz koltuğu kullanarak da. Çok fazla evinde misafir ağırlayan bir evet, birisin çok değil mi?
Arkadaşlarım. En fazla kaç kişi ağırladın bu evde? 20 falan. Ha, Mevlüt okuttuk. O zaman 100 kişiye yakında. Sığmadık. Dışarıda falan devam ettik. O zaman açılır kapanır biraz zor olabilir. Evet. Hani biraz da ev sahibinin hani sosyal hayatında göz önünde bulundurarak düşünmekte de fayda var. Ama salonda görmek isteyebilirsiniz. Evet. Yani. Ama buraya da sığmaz. Burası çok küçük bir salon. Evet Ezgi Hanım, ama bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bence hayatım. Nur Gelin'in kafası ve yer yön duyguları çok karışık. Kesinlikle neyi nereye koyması gerektiğini hiçbir şekilde bilmiyor. Ya da o şekilde davranıyor. Neyi ben şu anda mesela? Örnek verir misin? Mesela puf. Mesela bu duvardaki şeyler. Mesela duvardaki şeylerin açıklamasını yaptım. Bu koltuk, L koltuk genelde oturma odalarında kullanılıyor. Rengi. Ama sen yer tablo. Yön diyorsun. Yer tablo, yön dediğinde tablo. Şöyle olması gerekiyor. Şu tablo, bir saniye televizyon. Konuşmama izin verir misin? Ben kendim açıklayayım. Tabii yer değil. Yön dediğinde şu olması gerekiyor. Ben koltuğu alıp yatak odasına koymuşum. Yer yön bu. Ben koltuğu koltuk olarak senin kullanmışım. Senin yer yön anlayışın bu mu? Senin sen nasıl? Neyi kastettin? Sen neyi yani kastettin puf, ya da kastetmedin? Zaten onu yapmışsın. Puf yatak odasındır. Alıp oturma odasına koymuşsun. Ya sen hiç puflu daha oturma odası bunu görmedin mi? Benim bütün arkadaşlarımın genelinde tamam, hayat, böyle puf normal var, bir standartta puflar kullanılıyor. Yuvarlak kullanılıyor ya da işte kare kullanılıyor. Daha silindir şeklinde kullanılıyor. Bunlar kullanılıyor. Ama seninki şifon yere oturup makyaj yapmak için bildiğin puf. Ben seviyorum. Dediğim gibi rahatıma da düşkün olduğunda kullanabiliyorum. Bu yüzden tercih ettim. Fiyatı ne kadar koltuk takımının? Koltuk takımı 15 bin. 2 yıl önce. Evet, 2 yıl önce 15 bin aldım. Tül? Tül 1000 lira falan olması gerekiyor. Halıyı sormak istiyorum. Halıda 700 lira gibi bir şeydi. 2 sene önce 700 evet, lira gibi. Evet, halında 2 senelik koltuk. Bu vardı. Orta sehpan? Bu 1000 lira. Televizyon ünitesini de soralım. O da 1000 liraydı. 2 yıl önce. Lira. Bence bu parayla daha güzel bir salon yapabilirdi. Ben gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Dekorasyonda sınıfta mı kaldı? Maalesef. O zaman sizleri mutfağa gönderiyorum. Eşlik et lütfen. Bu duracak mı, böyle silecek misin? Yok, şimdi sileceğim zaten, iddiamı ortaya koydum. Hı. Sileyim. Hadi bakalım hayatım. O zaman mutfak yorumuna devam edelim. Bence bu dolap burada çok çirkin duruyor. Pikniğe giderken vesaire kilim diye atarım. O zaman sen konuştukça senin incilerin dökülüyor. Tamam. Hayır, ben dökülmüyor. Yorum yapmak tamam, istemiyorum. Hiçbir zaman da dökülmez. Sen bunu pikniğe mi götürüyorsun deyip bana zevksiz diyorsun. Sen bu halıyı mutfağına sermişsin. Bence kimin zevksiz olduğunu tartışmayalım. 2 yılda bir yatak örtüsü sermeyi akıl edemedi mi? Işıkların bile şu an sönüyor yani bu odada şu an. Rengi ben kattım canım senin odana şu an. Balkonda kullanırdım. O zaman kötüyse balkonda da kullanma. Hediye alınan şey çok kötü bile olsa insan usluptan beğenir. Demek ki kendisinin de zevki hani bu kadar. Hem zevksizsin hem konuşmuyorsun, hiç de dinlemiyorsun. Önceden de kızım olacağını düşünüyordum. Ben de öyle hissettim ama hiç, hiç öyle olmadı. Burada arkadaşımız pek özenmemiş. Arkadaşlar ben sinirlenmeye başladım. Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Benim sinir kat sayım yükseliyor, tansiyonummuş. Az sonra. Nurgelin'in mutfağı spor tarzda dekor edilmiş. Antresit rengi, kendinden kulplu dolaplar, açık bardak rafıyla günümüzde pek tercih edilmeyen bir model. Aynı şekilde kendinden evyeli döküm tezgahlarda artık sık görmediğimiz ürünlerden. Gelinimiz depolama alanı çözümü olarak ahşap duvar rafı ve endüstriyel tasarım raf sistemi tercih etmiş. Son olarak kumaş başlıklı avizeyi mutfaklar için uygun bulmadığımızı belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Nur'a bırakıyoruz. Kızlar Mutfağı'na hoş geldiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu dolabın arasındaki kaplamayı neden kaplama tercih ettiniz? Sarmaşık geliyor bu buradan. Sarmaşık ben yaptım. Yani kaplama da ev sahibim dolapları böyle yaptırdı. Kiracı olduğum için dokundurtmuyor. Ama çok kötü olmuş. Keşke kendi elimeyle farklı türlü bir şey yapabilirdin. Mesela yani nasıl bir şey yapabilirdim? Dolap siyah geliyor, onunla devam ediyor. Kaplama değil de belki daha farklı bir boya devam edebilirdi oraya çünkü. Zaten kaplamanın üstünü boyatılmış. Yani ben beğenmedim ve burada para ödüyorum ben bu eve. Nasıl evdeki hiçbir şey dokunamıyorum onu anlamadım yani. Şu yani ben yeni girdim bu eve. Dokunamıyor muyum bu evde? Dokunamıyorum. Mesela ben dolapları kendim yaptırdım alt tarafı. Üstü de aynısını yaptırmak istedim. Hayır, üst böyle kalacak. İşte bizim apartmanda 20 yıllık 50 yıllık böyle kalacak dedi. Ben de böyle bırakmak çok zorundayım. Çok saçma.
Benim hoşuma gidiyor. Gözümü yormuyor baktığım zaman da. Bir renk bütünlüğü var. Üstteki dolap böyleydi, alt beyazdı. Ben altı kendim yaptırdım ama üste dokundurtmuyor. Senin hoşuna gidiyor olabilir ama ben şu an yorumluyorum ve hiç beğenmedim. Bence bu dolap burada çok çirkin duruyor. Dolabın da zaten eski gibi görünüyor. Yani dolap zaten bu dolaplar eşyalarımı almadığı için orada var. Ve onu bir el emeği yaptırdım. O yüzden öyle duruyor. Boyatmak istemedim. Çok siyah siyah olmasın. Çok çirkin bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Ama bence buraları sen boyatmışsın. Bu dolabı da bence boyayabilirdin. Çünkü hayır, burayı ben yaptırdım. Burası zaten böyleydi ben geldiğimde. Aşağısı farklıydı yani çok siyah oldu. O zaman da çok siyah oldu. Her şey siyah oldu dersiniz. Yorumum sana kalmış ya. Ama ben beğeniyorum onu da. Özel yaptırdım. İçi çok büyük. Eşyalarımı alabilsin. Mesela bu vidalar... Ben de istemezdim öyle bir şey ama dediğim gibi yetmiyor bana. Evet, bu vidaları mesela kapatabilirdin küçük bantlarla. Çok göze batıyor bence, hiç hoş durmuyor. Sadece vidalara mı takıldın? Kocaman bir ama mutfakta. Görünüş olarak hiç hoş durmuyor çünkü beğendim zaten... ve eleştirmek için sadece vidaları eleştiriyoruz. Zaten dolap girişini ben... kapatmış ve... Ama koyacak bir yerim yok. Ama çok çirkin duruyor. Bence kapatabilirdim vidaları. O kadar karanlık mutfağım var ki bak ışıklarım yanıyor şu an gözümde. Öncelikle bir şey söyleyeceğim. Bu dolap yerine farklı bir dolap tercih edebilirdim burada. Evet dediği gibi Şenur yolu kapatıyor. Bu bir. İkincisi de kaç yıllık evliydi? 2 yıllık evliyim. Bu kaç yıldan... Kaç yıl önceki bir tül yani. Bunu neden tercih ettin onu da öğrenmek O hediye istiyorum. Geldi. Onunla avizeyi çok sevdiğim bir akraba avize hediye aldım. Avize zaten pullu pullu. Simli tam bir yatak odası avizesi. Burada hiç uygun değil bence. Renk alsın istedim. Sonra hep siyah demeyin de. Yoksa siyah avize de takabilirdim. Siyahla alakası yok yani uyum sağlayacakmış olması ahşap gerekiyor. Ahşap olanlar sen da gold ve simli gold. Takmışsın. Mutfağımda gold'a dair istedim. Hiçbir şey yok. Bence hiç buraya uygun bir avize değil. Mutfakta günlük olarak kullandım. Gold'lar vardı. Şu an bir bütünlük için kullanmadım. Ama bence o farklı bir parça. Hep siyah yapmak istemedim. Sonra siyah siyah dersiniz. Beyaz da kattım. Bileyim farklı renkler. Çok karman çorman duruyor. Biri gold, biri beyaz, biri kahve, biri gri. Burada bir kahve köşesi yapmışsın pardon ama bu da çok küçük ve kenarda kalıyor. Dolap yüzünden gözükmüyor. Çünkü mutfak çok küçük. Ben bazen buraya masada koyuyorum. Çok seviyorum kahve köşemi. Onu kendim yaptım. Orada güzel anılar olan fotoğraflar, çeşit kupalar var. Seviyorum o yüzden. Ama mutfağının küçük olduğunu bildiğin halde neden eşyalarını bu kadar, mesela dolabını bu kadar büyük tercih ettin? Mesela kahve köşen o tarafta dolabın yerinde olabilirdi. Yani altında bir dolap olabilirdi kahve köşesinin. Üstüne tekrar bir dolap yaptırabilirdin. Kirada bir duvara çivi çakamıyor muyuz? Burada? Hayır çakabiliyoruz o kadar değil. Öyle bir yasak yok yani. Yok o kadar değil. Düşünebilirdin o zaman duvara bir çivili. Hani duvara sabitlenen dolaplar var ya öyle bir şey tercih edebilirdin. Sabitlenenler onlar almayacağını düşündüm. Çok eşyam var bu yüzden büyük tercih ettim. Onu da büyük yaptırabilirdin. Ölçü veriyorsun sonuçta. Bence ben bunun ölçüsünü yaptırdım. Bu hoşuma giderek yaptırdım. Ha kutların değiştirebilirim belki dolabın. Genel olarak ben bütünlük sağladığını düşünüyorum. Onunla mesela ahşap uyuyor. Yok hiçbir şeyde bir bütünlük yok. Ben bütünlük göremiyorum. Bu dolabı ne kadar yaptırdın? 3000 TL'ye yaptırdım. Bunu 3000 TL'ye mi yaptırdın? Evet full bunu. Ahşap. İçerisine de bir sürü gözü var. İstediğim gibi her şeyi koyabiliyorum. Büyük benim için ve ileriye doğru. Bence 3000 liralık bir dolap da değil. Ne kadar olabilir buraya bir dolap? Yani ben hiç beğenmedim. Avizeniz ne kadardı? O hediye de yani 1000 lira falan diyebilirim. Tam fiyatını bilmiyorum. Mutfağında her şey hediyeymiş. Fiyatlarını da öğrenemiyoruz zaten. Her şey hediye değil, avizeyle tül dedim. Onların ikisini takım almışlar. Ben de burada kullanmak istedim. Biz fiyatlarını da öğrenemiyoruz. En iyisi gidelim. Hanımlar, ev sahibimizin mutfağını canla başla savunmasına ne diyorsunuz? Aslında savunacak bir mutfağı yoktu ama gayet güzel savunduğunu düşünüyorum ama hiç bir şey yok yani. Eli tutulur nasıl bir savunacak şey yok. Bir şey yok. Bence yani gayet mutfakta. Var. Bir şeyleri uydurmaya çalışmıştım. Kira olduğu halde tamam bir çaban var ama bu çaban çok yanlış bir çaba. Gold. Sana göre yanlış. Gold bana göre çok başarılı bir çaba. Gri bir dolap. Yapabildiğim kadarını en güzelini yapmaya çalıştım. Zaten ben siyah seviyorum evimde de gördünüz. Buraya da siyah yansıtmak istedim. Nurcum yorumlar bittiğine göre diğer misafirlerini mutfağa alalım mı artık? Tabii alalım. Dolaplara çok kötü bir kaplama yapılmıştı. Bizim geleceğimizi biliyordu. Daha güzel bir şey yapıp emek verebilirdi. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Ben önce bir hemen gözüme çarpanları yorumlamak istiyorum. Mesela bu açık raftan bahsetmek istiyorum. Birbiriyle çok bağlantısız şeyler gördüm içeriğinde. Çaydanlık var, mikrodalga var, air fry var, işte kahve makinesi var. Bu ne alaka mesela burada? Onu ben sunum için kullanıyorum. Hoşuma gitti, koydum. Farklı bir şey. Yani bu sunum değil de bu şey, şerbet gibi bir şey herhalde. Hayır, kızılcık şerbet. Tamam. Ne bu yani? Ne alaka burada?
Orada durmasını istedim. Kahve makinelerinde kahve... Kileri de alabilirdim mesela veya dolap içine de koyabilirdim. Yani. Ben öyle dursun istedim. Açık kırmızı rafta olması kahve bana saçma geldi. Bağdaştıramadım. Kahve makinenle uyusun istedim. Öyle koydum. Açık rafı da kolay olsun diye kullanıyorum. Mikrodalga yani hemen şey, açık raf olsun. Çaydanlık tamam hadi okey. Çaydanlık koydum mesela yanına kahve makinalarını koyup bu şekilde bir kahve köşesi tamamen yapabilirdim. Sen çok bağdaştıramadın. Kahve yani. Köşem çok yanda o yüzden ben orada da çok kullandığım şeyleri koydum. Mikrodalgayı koydum. Isıttığım için de sürekli kapaklı bir şey kullanmak istemedim. Zaten kapaklı dolap bu, çok var. Bu leti neden böyle ben dışarıdan onu, doladın? Evet dışarıdan doladım. İçten dolayamam zaten demirin içinden. Tamam, leti doladım. Geceleri falan yani açıyorum. Mesela bunu arka tarafa yapıştırabilirdin. Yani bunun burada gözükmesi çok manasız geldi. Bir tarafla birleşik ya birleştiği için o kadar yetmedi. Yoksa arkaya gitmeyi ben de düşünüyordum. Bu konuda haklısın. Yakıyorum onu sürekli farklı bir ambiyans oluyor. Hoşuma gidiyor. Kendimi kapanmak üzere olan bir züccaciye de hissettim. Yani nerede görülmüş kahve makinesiyle kızılcık şerbetinin rengini uydurmak. Ben onların ikisini de kahve yaparken kullanıyorum diye yan yana koydum. Renkleri de bir taraftan uyumuş oldu. Dekorasyon için özellikle koymadım. Bu halı buraya uyumuş mu sence? Bence uymuş. Zaten bu halının bir tane daha devamını göreceksiniz. Şöyle, dolapların koyu renk, halının koyu renk, aynı şekilde beyaz eşyaların da koyu renk. Çok kapatmış. Yani siyah rengini seviyorum. Onlar da antresite yakın. Halı biraz daha açık bakarsan renklere, dolaplara göre. O yüzden kullandım halıyı. Bence çok kapatmış. Daha açık bir renk kullanabilirim. Bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim bölüyorum. Bu ankastre ile bu buzdolabı ve şey bulaşık makinesini bir aldın değil evet, mi? Evet bir aldım. Peki neden o siyahta bunlar gri? O set değil ama. Bunlar beyaz eşya seti, ankastre ayrı bir set. Tamam göre ama sonuçta aynı yerden aldım ve onu da gri tercih edebilirdim veya bence onu da göz yormuyor. Bunları siyah, siyah tercih edebilirdim. Yani antresitler bunlar. Büyük olan zaten siyah değil, bak, değil ya. Uyumsuz değil. Şimdi bir şey alırsın bütünleştirirsin ya. Mesela buzdolabıyla bulaşık makinesi aynı renk. Okeyim. Ama ankastrenin farklı renk olması bana battı mesela. Ya aynı renk olsaydı ya da hepsi siyah olsaydı daha çok boğdu diyecektim beni. Ben de bunları gri tercih edip onu biraz siyah yaptım. İyi güle güle kullan ne diyeyim. Teşekkür ederim. Fiyatını öğrenebilir miyim peki? Bu üçü 45 bin lira gibi bir şey. Halının fiyatı nedir? 900. 2 yıl önce aldım. Yani sen bu halıya 900 TL verdiysen kim bilir bu evde nelere ne kadar vermişsindir. Kocanı mı batırmaya çalışıyorsun? Bu halı 900 TL kocam etmez, 9 TL eder. Kocam ben istiyorum halıyı. O zaman hatta senin evdeki her şey 9 TL. Ben mesela bunu alırım balkonuma koyarım ya da yazın pikniğe giderken vesaire kilim diye atarım yani. Pikniğe böyle bir şey mi kullanıyorsun? Ben kullanıyorum. Bence zevksizsin çünkü bu pikniğe gidecek bir canım, şey mi? Piknik ağır zevkle alakalı olan bir şey değil. Tamam ev döşemek zevkle alakalı bir şey. Bu da mobilyaya uyan bir şey ve 9 lira dedim. Sen, o zaman sen konuştukça senin incilerin dökülüyor. Tamam, hayır dökülmüyor. Dökülmez. Sen bunu pikniğe mi götürüyorsun deyip bana zevksiz diyorsun. Sen bu halıyı mutfağına sermişsin. Bence kimin zevksiz olduğunu tartışmayalım. Mobilyalara uyuyor. Sen bunu pikniğe götürsen bir halı bu. Daha abes bak kaçar. Canım, bundan bahsettim. Ben 9 lira diyorsun mesela. O zaman senin ki, elindeki en pahalı şey 10 lira dedim. Mı? Hayır bak bunun fiyatı nedir dedim. Bir kere asaletim fakir ruhuna kıyaslanamaz. Benim evime geldiğin zaman bunu konuşuruz. Görüşürüz. Bu halı için konuşuyorum. 900 TL dedin. Evet. 900 TL üzerinden biz konuşmaya tamam, başladık. Tamam sen ne kadar ben pahalı aldın ben mesela? Ben bu halı 900 TL bence etmez uygun, dedim. Bence uygun. Anladın daha mı? Pahalı halılar da var. Hayır uygun ama bu halıya göre bence uygun değil. Sen diyorsun ki ben bunu pikniğe götürürüm. Piknik yani halı ben götürülmez. Bunu işte dedim ki sana daha nasıl örneklendirebilirim? Ben bu halıyı alırım, pikniğe götürürüm, piknikte kullanırım. Böyle bir yolluğu da piknikte kullanman senin abesinden... Bak kendin söylüyorsun yolluk. Tamam zaten mutfağım dar yani büyük mı? Bir halı kullanacağım hayır, için. Hayır, büyük bir halı değil bak canım. Şimdi buraya böyle paspas gibi bir şey atacağın yerde bir tık kalın bir şey kullanabilirdin. Çok kalın demiyorum yine makineye atılabilecek evet, burası mutfak attım. Olduğu için. Hani yine rahatlıkla kullanabileceğim bir şey, kullanışlı olan bir şey kullanabilirdin ama ben bunu bu halı 900 TL etmez. Bu benim yorumum. Saygı duyarsın, saygı duymazsın. Tamam, o zaman senin evin çok uygun fiyata düzülmüş bir ev olması gerekiyor. Yani çünkü onu gelince bence görürsün. Onu o gelince tartışırız. Sen de ona göre yap. Yorumum. Ben 900 TL hiçbir şey almadım evimde. Daha üstü vardır, aşağısı yoktur. O zaman işte. Neden bunu pahalı buluyorsun? Gayet hayır ben bunu pahalı var. Bulmuyorum. Şimdi tamam, kalite vardır. Göre. Kaliteye göre de fiyatlandırması vardır. Ama şöyle bir şey vardır. Söyleyeceğim. Şimdi bir daha ürün, kaliteli bir ürün. Ben bunu iki bir ürün, kullanıyorum. Ben konuşabilir miyim? Bir ürün 900 TL eder. Derim ki hakkını vermişsin. Tamam, ama bir ürün çöp de... özür dilerim. Saygısızca konuşmak istemiyorum.
Bir ürün çöpte hiçbir şekilde... Çöpte diyemezsin zaten. Tamam, çöpte demem zaten. Ben beğenmişim, almışım. Mutfak benim. Senin mutfağın olsaydı şimdi, ona görmüyorum. Şimdi ben şundan bahsediyorum. Diyorum ki bu halı 900 TL edecek olsaydı ben zaten buna 900 TL hakkıdır derdim. Evet beğendim, hoşmuş, güzelmiş, güle güle kullan der geçerdim. Kime sen, göre neye göre 900 lira etmiyor? Bana göre diyor, benim aldım. Fikrime göre ve benim dedim, yorumuma göre. Bunu kullandım, tamam, ben... sürekli yıkandı. Hani daha tabii ki kullanacaksın. Kullanışlı olması için de makineye atılır bir şey zaten, tamam, tercih etmesin. Sürekli makineye de yıkadığım için belki o yüzden sana benim... şey gelmiştir. Hani biraz eskitmiş gibi sen lanse ediyorsun, eskimiş gibi. Ya da hayır, halı 900 lira etmez diyorsun. Eskimiş değil, eskimiş değil. Şimdi eşyalar kullanıldıkça zaten eskir. Buna ben asla kalitesiz bir şey söylemem. Belki de kalitesizlik ben ona doğru olmuş. Ben 900 TL etmeyeceğini söylemek istedim. Sadece tamam. Bu benim yorumumdu. Nurcuğum iyi misin? Biraz gerildin sanki. Yok aslında çok gerilmedim ama 9 TL eder diyor bir halıya. O zaman o da 10 liralık bir şeyler verecek bize, önümüze serecek. Zaten söyledim, 900 TL'nin altında veya üst altında hiçbir şey olmadığını, çok 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 üstlerinde olduğunu tamam, söyledim. Tamam, benim de evimde var ben zaten. Ben fiyat tartışmam asla. Ama az önce ne söyledin? Kesinlikle, bak fiyat tartışmam. Dedim ki sana, kalite fiyatlandırma. Yani bu ürün bu fiyat eder mi? Anladın mı? Bence ben bundan de bahsettim sana. Bence etmeyeceğini de düşünüyorum. Yani bu kadar. Yani her yorum yaptıkça incilerin tek tek düşmesin. Hayır, hiçbir tanesi düşmedi, tamam, görüyor musun? Hiç konuşmadım Meltem, hiç yorumun yok mutfak hakkında? Söyleyecek bir şey bulamıyorum çünkü beğenmedim mutfağını. Zaten arkadaşım gerekli şeyleri söyledi. Teşekkürler. Sizin fikriniz. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Yorumlar bittiğine göre haftanın ödüllü oyununa geçebiliriz. İddialı mısın Nur? Çok iddialıyım. O zaman neler yapacaksın? Gidip görelim. Hadi gidelim. Sırada haftanın ödüllü oyunu var. Görmüş olduğunuz gibi dişe diş, başa baş oyunumuzun adı. Yani sarımsak ayıklayacaksınız. 90 saniye süre içerisinde kaç tane ayıkladığını tek tek sayacağım hayatım. Cuma günü en fazla diş sarımsak ayıklamış olan gelinime görmüş olduğunuz gibi ütü ve tost makinesi ikisini birden hediye edeceğim. Ne diyorum? Bizde ödüller bitmez. Birbirinden güzel ev aletleri, ilişki testinde altın ve cuma günü büyük final gününde 100 bin lira büyük ödül. Siz de 100 bin lirayı kazanacağınıza inanıyorsanız, marifetliyim diyorsanız, hünerlerim, çeyizim, masam şahane olacak, sizi çok güzel karşılayacağım diyorsanız başvuru numarasından bize ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi hazır olduğun zaman süreyi sayacağım hayatım. 90 saniye süren var. Tamam. Maharetli olduğunu söyledin, iddialı olduğunu söyledin. Hazırsan başlıyorum. Hazırım. Sayıyoruz gelinler. 3, 2, 1. Süren başladı. Yapamaz. Sen anca o yüzünü rüyanda görürsün. Yapamazsın. Hadi bakalım. Yapamazsın. Çok yavaş. Sen ayıkladı ama kabukları kalmasın ablacığım, onları sayamayacağım. Şey yapamaz. Çok yavaş. Ya beni de şarj etme. Yapamaz. Işıklarıma bak istersen, biraz deşarj olursun. Çok teşekkür ederim. Sen konsantrasyonunu bozma hayatım. Evet kesinlikle. Kazanmak için yapıyorsunuz kızlar ama. Yapamazsın. Gitti. Daha o 3 tane. Hiçbir seni de göreceğiz Tozacığım. Görürüz canım. Evde sarımsak kullanıyor musun? Çok sürekli kullanmam. Eşim de ben de sevmiyorum. Sevmiyorsun. O yüzden bu... Senin şansında sarımsak çıktı. Evet. Artık bu yoğurdu sarımsaklasak da mı yesek, sarımsaklamasak da mı yesek canım. Hadi biz bakalım. Biz sarımsaksız diyoruz. Sen bu akşam onları götür ye benden hatıra. Her şeyi ama onu atışıyorum, seviyorum onu. Öyle mi diyorsun? 15 dakikada beni çok sevdi. Hayır, enerjin güzel. Tam bana göre bir rakipsin. Keşke biraz da hızlı olsam. Ben de senin için aynı şeyi söyleyebileceğim. Aşkım hızlı oluyorum da. Ne yaptın öyle? Hiç sarımsak ayık yanında görmemiştim ben. Yani bir tane yere düşürdün. Nur, yerde bir tane var. Sen boş ver. Ya kafamız rahat. Ya hayır ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bildim. Bu kadar canım. Ya. Saymakta bir zorlanacağım. Bir zorlanacağım ki sormayın. Ama bu bunu kaç zormuş saatte sayacağız şimdi? Yani çok zormuş bu. Ablacığım bunun zaten dışında var. Son saniye attım. Evet. Bunu da olmamış. Eyvah. İki aşkım diş. Senden de göreceğiz. 90 saniyede iki diş ablacığım. Canım talihin yani yok. Bahtın kara. Tam yazıyla beraber seni kara üç evetle ama vuruyoruz. Ama farkım etmen sarımsağı sen de yapacaksın. Belki sen bir tane yapacaksın. Benim öyle ben iddiam yok. Ben sarımsak kullanmıyorum. Benim iddiam buraya 100, alnında 100 bin lirayla giren sensin. Tamam.
Tamam. Sen girmiyormuşsun. İddianın altı çok boş kaldı. Aynen öyle. Yok, sadece bununla mı oluyor iddia? İki tane sarımsak var. Ben bu açmada da en zor olarak ama gelseydim. Ama şu an bunu çektiğinde bunu yapıyoruz. Şu anda sarımsak vardı. Elde bu var. Yapacak bir şey yok artık. Ya kıyamam ya. Şimdi haftanın ilk günü. Bizleri ilk kez görüyor. İlk kez evinde bu kadar kalabalık bir televizyon ekibini ağırlıyor. Evet. Değil mi aşkım? Ve kafamı karıştırdı. Bir tanesi yere düştü dedi. Bakıyorum. Göremedim. Üstüm de beyaz. Heyecanla veriyoruz hayatım. Normalde daha fazla ayıklarsın muhtemelen ama zaten sarımsak böyle ayıklanmaz ya. İşte hiç bilmiyorum ya. Cansın ya. Daha yeni bir yaşındasın. Sarımsak daha önce yemiyorlardı. Kullanmıyorlarmış. Bu kadar sık ayıklamadığın için. O zaman yatak odasıyla devam edelim. Hep beraber gidelim. Hadi gidelim hayat. Sarımsak evime ilk defa girdi. Bu yüzden bu oyunda iki tane yaptım. Bakalım kızlar kaç tane yapabilecek, beni geçebilecek mi? Haftanın ödüllü oyununda iddialıyım. Nur'u geçebileceğimi düşünüyorum. Nur Gelin'in yatak odası füme ve antrasit tonlarında dekore edilmiş. Füme rengi kadife yatak başlığı spor tarzda. Gelinimiz yatak örtüsü yerine pike takımı kullanmayı tercih etmiş. Gelinimiz komodinlerini şifonyerin iki yanında kullanarak makyaj aynası haline getirmiş. Kapı arkası metal askılık, açık elektrik boğatları ve üzerindeki eşyalar gardırobun şıklığına gölge düşürmüş. Son olarak gelinimize küçük ve açık renk bir halı kullanmasını tavsiye ediyor ve sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Gelinim Nur'un yatak odasındayız. Gelinlerle başlayalım istiyorum. Sen 5 aydır burada oturuyorsun, onu hatırlatalım. Evet. 2 yıllık evli. Nasıl buldun yatak odasını Tuğba'cığım? Öncelikle gözüme çarpanı direkt söylemek istiyorum. Yani bu 2 yıllık evli arkadaşımız ev hanımı olarak 2 yılda bir yatak örtüsü sermeyi akıl edemedi mi, düşünemedi mi onu merak ediyorum. Çünkü bu bir pike takımı. Yani ben bunun üstüne bir yatak örtüsü veya başka bir şey isterdim veya hiç yoksa yorgan tarzı bir şey yani. En azından bir soralım hemen. Çarşaf gibi durmazdı. Ama yorgan yapmak istemedim. Tamam da hayatım çarşaf. Çarşaf yani. Pike takımı serersin. Bir misafirin geldiği zaman ne yaparsın? Üstüne yatak örtünü örtersin, kapatırsın, gider. Anladın mı? Şimdi bu çok saçma yani. Direkt sen çarşaf pike takımı sade sermişsin buraya. Istedim. Yatak örtülerim siyah. Siyahla beyaz uydurmazsın. Yok neden? Gri başlığın var. Beyaz perdelerin ya. Siyah. Nevresim. Fark etmez. Sonuçta örtü komplüsünü örtmüyor mu? Pike takımı, nevresim takımı. Evet üstüne örtü örtmedim. Ama bu o çarşaf olduğunu söylemez. Öyle. Sence olmalı mı Şenlur yatak örtüsü? Evet elbette. Bence de yatak örtüsü olmalı. Çünkü böyle çok boş duruyor. Hı-hı. Hoş durmuyor bence. Çok sevme olmadığımız bir kişinin yatak odasına girince Meltemciğim yatak örtüsü şart mıdır? Kesinlikle şart. Sizleri de rahatsız etti. De devam et Tuğba'cığım. Bir de ben şuna takıldım. Yani bunun ne olduğunu anlayamadım. Anlam veremedim. LED ışık aslında. LED ışık neden bunun kablosu burada? Yani kablosu. Ya da eğer şey yapsaydın hani kenarlarını kendini de şeyle bu duvarlara asılan çıtalar var ya ufak ufak kesip kendini de kapatabilirdin. Dekor oluşturabilirdin. Daha yani. O dekora geçmedim ama şöyle söyleyeyim. Siyah diye kenarı onu tercih ettim. Normalde başka aktiflikle tamam. Tercih edebilirdim. Sence bu böyle mi durmalı yani? Yani benim için böyle mi durmalı? Hayır bence o kablosu olmamalı ama kablosuzunu almamışım. Tamam kablo olmadığı zaman da bu böyle güzel mi duruyor? Yani ben bunu bir mağazalara girdiğimiz zaman hani başlıkların ya da yatakların üstlerine veya eşyaların üstlerine koyuyorlar. Aslında öyle bir vibe aldım yani böyle sanki bir mağazaya girmişim. Ben bu yatak odası takımını alacağım da onun oradaki ışık dekoru gibi yani çok zaten anlamsız geldi bana. Zaten ışık dekoru olarak izleyen. Kullanmak istedim. Ama dediğim gibi o birazcık altta oluyor onu ayarlayamamışım. Dediğim, gizli olsaydı evet dediğin gibi. Aynen daha güzel olabilir. Batının arkasında evet. Gibi değil mi? Evet. Tabii yani en azından yukarıdan ışık verirdi. En azından görünmezdi. Gözüme de batmazdı. Yani bu şey gibi. Anladım. Estetik görünmüyor diyorsun. Hoş sıfır. Görünmüyor. Tabii ki dekorasyonu konuşuyoruz. Bizi rahatsız eden şeyler söyleniyor. Evet. Şenlurcuğum seni böyle yatak odasına girdiğin zaman rahatsız eden bir şey oldu mu? Bu mutfaktaki halınla aynı halı mı? Evet aynı halı. Ben ilk kez mutfak ve yatak odasında halının kombinlendiğini görüyorum. Yani ilk kez sende türleri görüyorum. Türleri de yaptım. Böyle denemek istedim. Ama bence mutfak ve yatak odası kesinlikle kombinlenmemeli. Halının rengi uygun fakat yani aynı halı yerine farklı bir halı tercih etsen bence daha hoş bir görünüm olabilirdi. Bütünlük olsun istedim aslında. Bu peluş yani. Halını da oraya biraz alakasız buldum. Önünde komodin olduğu için daha uzun bir şey atmak istemedim. Meltemciğim halılar seni rahatsız etti mi? Buraya uygun mu? Bence de uygun değil. Birisi peluş, birisi normal yolluk gibi. Aynı zamanda mutfakta kullanmış. Ne kadar aldın onu? 900 lira. İkisi de 900 evet. Lira. Postu? Hiç hatırlamıyorum. Ben onu çeyizine ben ev yaparsam siyah antresit bir ev yapacağım diye almıştım. Bayağı yıllar oldu. Yani yeni kullanıyorum. Yatak odası takımını almadan paspasını aldın. Evet. Post istiyorum yatak odamda dedin. Evet. Ne istediğini biliyorsun ama değil mi? Siyah yapacağım, antresit yapacağım.
Nasıl yatak odası? Ezgi Hanım görmüyor musunuz? Benim ışığım bu odayı aydınlattı şu anda. Yani hiç benim tarzım değil. Tüller mutfakta aynı. Bu da mı hediye? Evet, onlar set halinde hediye. Yani hediye olunca illa takmak zorunda olmuyorsun. Ben çok değer verdim. Zaten diğer evinde kullanmıyordum. 5 aydır bunu kullanmak istedim. Yani ışık siyahla da kombinledim. Şu an sönüyor yani bu odada şu an. Yani yavaş yavaş pili bitecek gibi. Senin evine de benim ışığım söner belki. Her gelen hediyeyi oraya buraya koymuşsun. Bir de bizden güzel yorum yapmamızı bekliyorsun. Camlı şeyleri ben beğenmiyorum. Evet, senin zevkin. Yeni ama dışarıya çok çirkin bir görüntü veriyor bu. Yani kıyafetlerin katlanma şekli. Bak, yani ben bilmiyorum. Yeni moda. Gittim ve bunu da 5 ay önce aldım. Evet, senin zevkin. 5 ay önce aldım. Hiç bana göre bir zevk değil. Ona göre yorumluyorum zaten. Hiç zaten beğenmedim. Zevkleri, renkleri tartışıyoruz. Bu yeşilde ne alaka? Hani yeşil ne alaka? Odada gri var. Ayna var biliyorsun. Ya yani komodinler var. Bir renk katmak istedim. Farklı bir renk. Rengi ben kattım canım sen odana. Yok, şu an. Katmadım. Yeşil değil. Senden önce de renkliydi, yeşildi. Yok, kattım. Ben kattım rengi. Şu anda parlıyor. Bak, sen ışığı seviyorsun ya. Oradakini sevdin mi? Tuğba dedi ki çok uyumsuz, onun orada ne iş var dedi. Seni ben hiç beğenmedim. Çok rahatsız edici bir şey. Yani aplik kullanabilirdik. Bu hiç olmamış. Yani çok basat duruyor. Ben arkadaşıma bu konuda katılıyorum. Yani bunun ışığını açsak senin ışığın gerçekten yanında fazla kalır. Ben de teşekkür bu konuda ediyorum. Altın çizmek istedim. Teşekkür ederim. 5 ay önce aldın yatak odası takımını dedin. 2 yıllık evlisin. Niye değiştirdin 1,5 yıl sonra yatak odası takımını? Yani ondan sıkıldım. Bir de farklı bir model gördüm. Mağazaya girer girmez masraflı dedim ki çok farklı. Çok farklı gözüküyor aynalı olması. Mesela çanta çok seviyorum. Çantalarım gözüksün, ayakkabılarım gözüksün istedim. Böyle bir şey seçtim. Ne kadar aldın? O 15, bu da 10 bin lira. 15 bin lira, 10 bin lira. Evet. Nasıl fiyatlar? Fiyattan ziyade her şey karma karışık. Sen kıyafetleri gördüğün için rahatsız oldun. Evet, çok rahatsız oluyorum şu anda. Uyumsuz yani. Geliyor. Ama nasıl karma karışık? Mesela siyahlar bir tarafta, beyazlar, renkler. Çok düzenli sen şimdi. Çok düzenli ve bence karmaşık. Bak, durmuyor. Tatlım, ben düzenli bu bir şey demiyorum. Yorum yapmak istiyorum. Bak, dur ben... bir daha bitmedi. Ha, özür dilerim. Düzenine yorum yapmıyorum zaten ben. Dışarıdan görünüşü bana hoş gelmedi şu an. Çok karma karışık. Şimdi kayınvalidesi seyrediyor, eş dost seyrediyor. Onun için söyleyelim, gayet düzenli gelinimiz. Evet. Ama düzenli. Sen renkler farklı farklı olunca karmaşık geliyor, evet, demek istedin sanırım. Evet, gerçekten. Çok bir renk farkı yok bence kızlar. Siyahlar bir tarafta, renkliler bir tarafta. Yani ben elbiselerimle gözüksün istedim. Tuğba'cığım bir şey söylüyordun. Ya benim direkt gözüme ayakkabılar çarptı. Mesela hani şeffaf bir dolap kullanabilirsin. Güzel duruyor. Ben de tercih edebilirdim. Sadece yani ayakkabıların orada ne işi var? Madem şeffaf bir cam dolap kullanacaksın, niye ayakkabılarını oraya koyarsın? Ben zaten dedim ya, ayakkabı ve çantalarımı göstermek istiyorum. İki kat tamam, ayakkabıları ayırdım. Kim giriyor yatak odana, kime gösteriyorsun bize? Bir de bu arkadaşlarım hani giyinme odası vesaire değil. Hani tamamen cam yatasın ya da zaten işte giyinme odam olmadığı için koyasın. Aslında ben giyinme odası yaptım kendime. İddialı bir dolap diyor çünkü hiçbir şeyin kırışık olmaması hayatım, gerekiyor. Hayatım anlıyorum seni ama şundan bahsediyorum. Yani şimdi bu arkadaşlar ve beni senin ayakkabılarının orada olmasını ne kadar ilgilendiriyor? Zaten neden ben bizim seni ilgilendiriyor diye koymadım ki seni evime davet ettim ama her şeyi sen ilgilendiriyor diye koymuyorum ben. Onlar benim gözüme öyle hitap etti. Öylesin. Ve ben öyle sergilemek istedim. Bir vitrin gibi düşün. Şey daha olarak, göremedim bir sürü şey de var. Evet. Nurcuğum, koku seni hiç mi rahatsız etmiyor? Ayakkabılarını kıyafetlerinin arasına koymuşsun. Ayakkabılarda bir koku yok ve ayakkabıların altı tertemiz. Ben tertemiz ediyorum. Peki o avize yatak odası için uygun bir avize mi? Çok spor bir şey yapmayı düşündüm. Zaten onu kullanmıyorum. Genelde bu ışığı kullanıyorum. Yetiyor bana. Ne kadar aldın onu? 100-200 öyle bir şeydi. 2 yıl önce aldım. Ha. Uygun bir şey, güzel. Sence nasıl? Ben bunu balkonda kullanırım. O zaman kötüyse balkonda da kullanma. Bence balkonu de buraya çok fazla spor kaçmış çünkü ama giyinme zaten dolabın oldukça şık. Baza başlığın oldukça şık duruyor. Evim genel olarak spor ya. Kalmış. Bu yüzden ben spor tercih bu ettim. Spor değil ama. Bu tüllerle bu avize uyumlu olmuş mu sence? Yo, tüllerim abartı biliyorum. Bunu kesinlikle hediye de olsa tamam. Hediyeye saygı duyarsın, kaldırırız. Ben hediyeyi kaldırdığım için. Hediyeye saygı diyorum, duyarsın. Hediye etmek de sünnettir. Hediye edebilirsin. Yok, ben hediye etmem. Kim aldı sana yani hediye? Bunu teyzem gerçekten aldı. Ben onu hediye etmem. Kim zaten hediye aldı? Teyzem aldı. Ha. Ben onu hediye etmem bir. İkincisi, diğer evimde farklı bir şey kullanıyordum. Bu evime dedim ki bunu kullanayım. Ama gerçekten yine hayatım şimdi yani. Bu avizeyle bu perdenin uyumuna ben yani yok. Hiçbir şekilde yok yani. Ben yan yana getiriyorum sormak asla. Istiyorum. Uyumsuz buldular. Peki teyzem bunu alırken beraber mi gidip seçtiniz? Hayır, yani biraz demiş ki abartı olsun. Benim kendi karar vermiş. Bakmadan. Hani büyükler hediye alacağı zaman aslında ev sahibiyle beraber alsalar, değil mi? Ortak bir nokta bulunmuş olur. Kesinlikle. Evet. Kullanacağı bir şey olsun kesinlikle. Çünkü. Hem ihtiyaç karşılanmış olsun hem de ev sahibine seveceği, beğeneceği bir şey olsun. Ezgi Hanım ama bence kesinlikle birlikte de gitselerdi kesinlikle bunu seçerdi yine. Çünkü arkadaşımız bunu çok 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 beğenerek ama astığını zaten ifade için ediyor. Demek ki kendisinin de zevki hani bu kadar.
Yani o yüzden... Yok. Benim zevkim farklı olur. O bunu bana incelik yapıp hediye almış. Hayatım ve hediye almış yani, tamam sen ama bana sen... bana küçük bir tokat getirsen ben onu çok büyük anlatırım çünkü bana almışsın. Tabii ki öyle. Bak hediyenin yani. Değeri başka bir şey. Hediye... Yani sen hani zevk diyorsun. Yok ben kendim zevkimi başka yaparım ama burada bunu asmak istedim. Hediye, ona bir hediye fiyatıyla ölçülmez. Hediye başka bir şeyle ölçülmez. Ben buna kesinlikle katılırım. Ancak i̇şte o yüzden şimdi bir şeye zevk... uymayan bir şeyi de yani kalkıp asmak da yani sen bile bile lades. Şey yapıyorsun. Anladın mı? Hani benim zevkimi eleştiriyorsun. Bu hediye alan böyle almış. Ben de bunu kullandım. Ama sen de bunu tarzını yaptın. Jest yaptım bunu... mesela. Tamam. O jest yapmış, belki. Hediye almış, güzel bir şey yapmış. Sen de bunu takmışsın. Evet. Tamam, tamam mı? Yani bu benim zevksiz olduğumu söylemiyorum. Ben tamam bunu uydurmamış olabilirim. Şimdi bana da ne hediyeler geliyor yani. Ben de alıp her şeyi kullansam ev şeyden avamlıktan geçirmez. Ben kullanmayı seviyorum. Ha böyle hediye az geliyor bu arada. Normal kullanmalık geliyor. Tül teyzemden geldi taktım. Bir şey söylüyordun. Evet çok uyumsuz. Bir şey mi eklemek istedin? Yani sen de beğenip açmışsın dedim ben de. Evet. Aynen. Ya beğenme lüksüm yok bence. Hediye alınan şey çok kötü bile olsa insan usuptan beğenir ve ben de hani dedim ki ona bir jest olsun. Ya beş ay yeni taktım zaten. Bak canım ama... hediyeye nasıl saygı duyarsın? Mesela teyzen gelir aa tülünü beğenmedin mi neden asmadın der sana. Sen de dersin ki. Ben bir buçuk yıldır asmıyorum. Sen de dersin ki sen de keşke bir buçuk yıl önce assaymışsın. Sen de dersin ki teyzeciğim çok beğendim ama şu anda uygun olmadığı için kullanmayı tercih etmedim. Ama ilerleyen zamanlarda uydurup kullanacağım dersin. Ama ilerleyen zamanlarda hiç kullanmaz bence. Sadeleşiyoruz. Ama sen hiç dinlemiyorsun. Hani tarz hiç olarak... de hem zevksizsin hem konuşmuyorsun hiç de dinlemiyorsun. Yani ben yorum yapmayacağım. O zaman biz gelinlerle çıkalım. Sen çeyizini hazırla hayatım. Şunun fiyatını öğreneyim ben. Nevresim takımı yeni alınmış sanırım. Yok aslında 2 yıllık hiç kullanmadım. Bize nasip oldu. 2000 lira falandı. 2 yıl önce 2000 liraya almıştın. Şimdi bu nevresim takımının üstüne çeyizin neler gelecek onu görelim. Ben gelinleri alıp çıkıyorum. Sen güzelce hazırlan. Sonra bize seslen tamam? Tamam. Hadi bakalım çeyizini görelim. 2 yıllık gelin. Kendisi Artvinli. Gelin gitmiş Elazığ'a. Çeyizi iddialı ki bize başvurmuş. Göreceğiz. Hadi bakalım. İşte 2 yıllık evli Nur gelinin çeyizi. Dantelli pike takımı çeyizin baş köşesine kurulmuş. Anadolu motifleriyle süslenmiş 5 şiş yün patikler, renk renk oyalı tülbentler, iğne oyalı mutfak havluları ve banyo lifleri, her biri el emeği göz nuru dantelli havlular, inci boncuklarıyla dikkat çeken hazır havlu, gelinimize babasının hediyesi ayna ve tarak takımı ve tığ işi sık iğne bebek yeleği gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Benim 2 yıllık evli gelinim haftanın ilk gününde Nur. Nur'un şimdi çeyizini göreceğiz. Kendisi Elazığ'a gelin gitti. Evet. Şimdi hayatım, iddialı mısın çeyizinde? Çok iddialıyım. Senin yaptığın bir el işi var mı? Var. Kızım için yapmıştım. Önceden de kızım olacağını düşünüyordum. El işi. Hissettim diyorsun. Ben de böyle hissettim ama hiç öyle olmadı. Bir de böyle yapmıştım. Hani bir tane de erkek olursa gibi. Hadi ikincisi inşallah. Sağlıkla. İnşallah. Ömürlü olsunlar. Bunlar giydirdin mi peki? Kızına evet yapmıştın. Giydim. Bu ne şapkası? Ha şapkası var bir de. Allah'ım bununla fotoğrafı var mı? Var tabii ki. Ha onu bizimle paylaşır mısın? Tamam. Herkes görsün isterim çünkü. Kimlerin emeği var çeyizinde? Anneannem, teyzem. Kayınvalidenin var mı? Var. Var. Neler gönderdi kayınvalideciğin sana? Kayınvalidem lif patikler gönderdi. Mesela bu patik onların yöresinde yapılıyormuş. Elazığ evet. Evet Elazığ'da. Çetikler. Sıcak sıcak yün bir de. Evet. Ayağı sıcacık tutar hayatım. Hamileyken önemli. Lağusalıkta ayaklarınızı üşütmeyin kadınlar. Kesinlikle. Vallahi billahi. Şimdi diğer gelinlere soralım. Tuğba'cığım seninle başlayalım. 2 yıllık evli olduğunu göz önünde bulundurursan. Bence çeyizi genel olarak güzel ama ben tercih etmiyorum. Yani böyle eski model şeyleri. Hı. Yani ben sevmiyorum ama adet olduğu için güzel. Ben beğendim. Genel olarak beğendim. Yeterli mi? Çeyiz çeşitliliği, havlular var görüyorsunuz. İğne oyaları. Hiç kullandığın var mı hayatım? Çeyizler evinde kullandığın. Var. Havlularını kullanıyorsun. Evet havlularımı genelde kullanıyorum. Mesela, el oyası. Ha söyle. Dikilmişti. Bunu da el oyası dikti. Teyzem yaptı. Kullanıldığı belli evet. Güzel. Şu... Kaneviçeler kullanıyorum. Onlar anneannemin çeyizinden. Ya anneannenin çeyizinden annene. Anneden evet, sana. Evet annemden bana, benden de kızıma. Ya bu niye böyle var. Bu? Çeyiz mirası. Evet. Ama bunlar da değerlendirebilirsin. Bak bunlar perdede falan da çok güzel duruyor. Denemek eteğinde. Lazım. Vallahi bak. Büyük eski yastıklara yapmışlar bunu. Şimdi böyle yastık kalmadı ama yastık tabii. Kılıfı var. Bari bu kadar uğraşmışlar bir tane yastık yap bari. Yapayım. Yap tabii. Tek yastıkta kocayın yastığı. İnşallah. Gözlerin çok güzel maşallah. Teşekkür ederim. Yastık değil mi aşkım? Hayır kendi gözlerim.
canımsın. O zaman sana soruyorum Şennurcuğum. Çeyiz nasıl? İddialı mı? Güzel mi? Aradığını gördün mü? Evet, bence güzel çeyizi. 2 yıllık gelin olmasına rağmen de iyi. Güzel parçaları var. Ben şu dantelleri merak ettim. Kimin Kaç yaptığını? Hayat. Aa bak, o da takımı. Evet. Ondan bir Gayet sürü var. Annem yaptı. 4-5 takım var. Yaptım. Hani kullanan var mı? Yok. Ah anneciğim. Bunlardan çok güzel şimdi böyle rüya kapanı falan yapıyorlar kasmakların evet. içinde. Bak öyle değerlendirsene bunları. Çok şık oluyor. Kıyamıyorum aslında ama değerlendirmek ne lazım. Ne oluyor? Kıyamıyorsun. Sandıkta duruyor bunlar. Sonra torununa geçiyor. Değil mi ama yani? Elden ele gibi. Bu nedir? Bakayım. O da. Ben de dantel çok seviyorum. Tül üstünde göstereyim de rengin üstünde deseni belli olsun. Aa, çok güzel diyor. Üstünüzde çok güzel durdu. Canımsın. Bu nedir? Ha, bunlar da takın. Tepsi örtüsü bakın. Evet. Çok şık danteller. Senin el becerin var mıdır? Örgü örersin. Sadece bunları yapabiliyorum. O kadar becerim yok. Baksana. Onlar da anneannemden. Ya. Yani birkaç tane şey var. O da bohça. Bohça evet. Bunları damat bohçasında kullandık. Kullandınız değil mi? Kaç bohça gitti? Onlara 4 gitti, bir de kutular gitti. Bana da 4 tane geldi. Neler aldınız çeyizde erkek tarafına? Neler koydunuz? Kişisel bakım eşyaları, gömlek. Bütün aileye havlu seti koyuyoruz biz. Annem boşnak. Ondan sonra mesela kayınpederime gömlek koyuldu, seccade koyuldu. Bayağı büyük bir, her gördüğünüzden birer parça olacak şekilde koyuldu. Ne güzel. Boşnaklar da çok becerikli olur. Evet. Hemen aklıma börek geliyor. Yani boşnak deyince eşittir börek. Sen yapar mısın? Yaparım annemle. Vallahi çarşaf gibi. Tül gibi böyle. Arkadan görünür çok hamuru yaprağı. Annem. Bugün var mı yemek masasında bu? Vallahi. Evet. Kalbimi fethettin hayatım. Bu anneanneden mi? Hayır, onu babam yaptırdı. Canım kızım Nur yazmış ya. Çok küçük yaşta yaptırmış. Baba sana mı yaptırmış? Hı-hı. Hiç kullandın mı? Taradın mı? Yok, kıyamadım. Çok küçük yaşta yaptırmış. Ben de sakladım. Ya güzel hatıra. Evet. Kızım büyüyecek, evlenecek. Ben onun çeyizine bir şey alayım demiş. Canımsın. Ben de onu sakladım ve hep bakıyorum. Bakıyorsun. Nasıl hayatım? Yani benim ışıklarından da belli olduğu gibi çok beğendim. Daha doğrusu beğenme değil, bunların hepsi emek oluyor. Evet. Bu açıdan çok hoşuma gidiyor. Şıkır şıkır şeyleri seviyorsun. Evet, çok seviyorum. İğne oyası, tığ oyası, orada pikeler var. Evet. Açsana hayatım o pikeyi. Şöyle bir serelim güzel. Bakın. Siyahın üstüne yapılmış örnekle görünüyor. Dantel çok severlere çok güzel evet, bir örnek. Çok. Musa neredesin? Yani, seccade. Seccade. Orada yapımlar da var. Ay, yelek. Yelekler de çok güzel. Çok güzel. Şu ne hayatım, şu dantelli? Seccade. Dış sesi onu uzatır mısın lütfen? Hatta eskiliyle. Onun benim için çok büyük bir anlamı var. Anlat. Vefat eden bir akrabam yapmıştı. Yani ay. 30 yıl önce yapmış, sonra bana geçti bu. Kullanmaya kıyamıyorum diye. Ay Nur için de yapsın. İşte yaşıyoruz, bir şeyler üretiyoruz, çoluk çocuk büyütüyoruz, ediniyoruz bir şeyler. Sonra fani dünya, ölüp gidiyoruz işte. Böyle şeyler hatıra kalıyor. Çok güzel. Canımsın. Nasıl çeyiz? İddialı bir çeyiz mi? Senden puan alır mı? Benden puan alır. Gayet güzel, beğendim. Özellikle şunu çok beğendim. Nedir o? Evet. Bu boya bu mu? Bunu kim yaptı? O da o anneannemin demiş değil mi? Onlar bir bohça seti. Evet. Sizin eskileri çok beğendim. Çok evet, otantik. Aynen. Güzel oluyorlar ama. Evet. Sen de kızına bohça yapacaksın bir gün. En azından onu yaparsın diye düşün. Yaparım. Yaparsın. Yani şimdi 20 yıl sonra kalırsa. İnşallah. O yazmalar da 20 yaşında evlenmeyecek belki. Belki yazma da aşağıda kalır. Tülbentler, iğne oyaları. Onlar çok güzel değil mi? Orada bir tane şey görmüştüm ben. Pembe olabilir miyim? Baksana. Bence bu sana çok yakışır. Tak istersen Tuğba'cığım. Vallahi çok hoşlar. Ne görmüş? En sevdiğim şeyler zaten. Çeyizi genel olarak güzeldi, emek verilmişti. Bazı parçaları sadece iyi değildi. Nevresim hazır konulmuştu. Ama bence çeyizi 100.000 TL'yi hak etmez. Bu nedir? Perde gibi, evet. Ha, nevresim. Aa, nevresim tuz, evet. Bu günümüz nevresimi. Evet, onlar nevresimler günümüz. Çeyizin de alınmış ama daha kullanmaya fırsat olunmamış galiba. Çok vardı. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı gelinler? Yani genel anlamda güzel. Ben şunları biraz az buldum çeyizi. Sanki biraz daha yörenden olabilirdi. Aslında yörenden çok var. Söylesin. Ben göstereyim istersen. Sen göster hayatım. Mesela bunlar lazer yapar böyle patikler ama giymeyeceğim için bir iki tane falan var diyebilirim. Artvin neresinden sen? Kopa. Ooo güzel. Ellerine sağlık. Onu dağıttım diyebilirim. Bizde dediğim gibi boşnak, annem de boşnak. Bohça şeklinde gelen misafire, kayınpederime sürekli her geldiğinde bir havlu hediye ediyorum. Mesela evlenecek olanlara hediye veriyor musunuz eve tabii, gelenlere, gençlere tabii. değil mi? Kesinlikle. Onlara da bohça yapıyorsunuz. Bohça yapıyoruz sürekli onlara. Evet, çeyizini de gördük. İddialıyım dedin. Kesinlikle. Gelinler de genel olarak beğendiler. Bir tek Merve biraz
beğenmedim. Biraz daha olabilir dedi. Olabilir onu de. Almış olduk. Tamam mı? Bunları puanlamada göreceğiz. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor Ayaz. Şunlara ne olduğunu taç yani bunlar onlar şu anda şey, kullanılan. Yani hani Loğusa ileride doğumu yapabileceğimi düşünüp Loğusa tacı yapmışlar. Taksana bu bir senede... tanesini şu pembeyi. Ben Loğusa tacı bile aynısı. Bak. Taktın mı onları? Taktım. Pembeyi taktım kızımda. Ya şöyle bir şey anlatayım size. Çok saçma. Hamileyim. Erken doğum riskim var. Yine böyle bir şeyler oluyor. Dedim herhalde sancım geliyor şimdi. Psikolojik ya bir de. Sürekli kendini dinliyorsun. Oturdum ağladım. Ağladım ne biliyor musun? Ama anne daha kırmızı tacımı almadık diye. Çünkü hormonlar saçmalayabiliyorsunuz yani. Çok anlamsız şeylere ağlayabiliyorsunuz ya hani. Tacım yok, kırmızı tacım yok, kurdelalı olur ya, o yok diye ağladım. Yani bıraktım hani ani doğum olacak çocuklar mocuklar derdini tac içine ağlamışlığım vardır. Yani öyle bir dönem geçirdim östrojenler. Hamileyken siz başka bir insan evet, olabiliyorsunuz gerçekten. Oluyor. Sonra geriye dönüyorsunuz. Ya ne garip garip şeyler yaşamışım diyorsunuz ama iyi ki de yaşamışız. İyi ki. Evet, değil mi? Çok güzel bir süreç. Evet, biz bizden çıkıyoruz ama... Çocuklarımızla değil mi hayata devam ediyoruz çok şükür. O zaman buradan gelinleri alıyorum yemek masasına gidiyorum. Boşnak böreği var dedim. Başka yöresel neler var? Sofrada bizi neler bekliyor? Hazır mısınız gelinler? Hazırız. Hadi gidelim. Çeyizi bence 2 yıllık geline göre yeterliydi. Bence kızlara ben bu konuda katılmıyorum. Nur gelinin sunum masası Elazığ, Artvin ve Boşnak mutfağına özgü lezzetlerle öne çıkıyor. Kara lahana sarması, köz patlıcan ve biber mezesi, çiğ köfte, fasulye turşusu kavurması, şalgamlı buğday salatası, siron, boşnak mantısı, içli köfte, börek, laz böreği, haşhaşlı rulo çörek, kakaolu bisküvi topları ve yer fıstıklı pasta masadaki lezzetlerden bazıları. Benim 21 yaşındaki gelinim Nur. Çok güzel hazırlanmışsın. Ellerine sağlık. Şimdi neler var? Senin yaptığın lezzetler var mı? Var tabii ki. Yoğurtlu patates salatasını ben yaptım. Şalgam salatasını ben yaptım. Burada yer fıstıklı bir pastanız var. Onu ben yaptım. Havuçlu ve kakao topları, mezelerin hepsini ben yaptım. Maşallah sana. Beceriklisin. Evlenmeden önce yapar mıydın? Evlendim daha çok yaptım. Evlenmeden önce öyle olur muhakkak ki. Ama anneciğinden öğrendin tabii. Bir şeyler değil mi? Şimdi kimlerin emeği var sofranda? Annem ve teyzemin el emeği var. Onlarla birlikte yaptık. Canlarım Artvinliler. Şimdi Artvin'e özgü neler var sofrada? Tabii şurada laz böreği görüyorsunuz. Evet. Kara lahana sarması ve fasulye turşusu kavurması var. Ellerinize Artvin'e sağlık. Özel. Bu boşnak tatlısı. Evet, dudavi. Bir de dudavi. Boşnaklara özel boşnak mantısı var orada. Boşnak böreği? Boşnak mantısı yaptım böreğini. Mantısı yaptın, tamamdır. Çünkü az önce böreğini konuştuk ya, soframda var deyince direkt gözüm börek onu aradı. Börek diyoruz aslında mantı ya da ikisine de börek diyorlar. He, anladım. Şimdi burada toplar var. Bunlar ne topu? Havuçlu toplar ve kakaolu bisküvi topları var. Ellerine sağlık. Hazır olan çiğ köfte mi? Çiğ köfte ve bunlar. Bunlar hazır. Evet, diğerleri hazır değil. Hazır. Elazığ özel de var orada. Heh. Sırın görüyorsunuz. Aa evet, içli yoğurtlu. İçli köfte var. İçli köfte var. Heh, haşhaşlı olan rula börekler de Elazığ özel. Her yöreden olmalı. Evet. Değil mi hayatım? Şenur sence nasıl bir sofra? Gelin evine yakışır bir sofra mı? Çeşitlilik olarak, lezzet olarak, tür olarak? Evet gayet güzel. Birçok çeşit var. Kendi yöresine özgü yiyecekler de var. Ellerine sağlık öncelikle. Afiyet olsun. Yemek takımın gayet güzel. Hoş, çok hoş duruyor bence ama servis takımını, çatal bıçağını bunları da gold olarak kullanabilirdin. Birbiriyle daha uyumlu olabilirdi. Ya onları aslında su takımıyla ve çay takımıyla uydurdum. Çok gold olursa çok boğdu dersiniz. Sunum tabaklarının kenarlarında birkaç tanesi gold. Gold olarak servis kaşıkların var. Evet ve sunum tabaklarının kenarları gold. Evet bunlar gold. Öyle bir uyum yakaladın. Nasıl hayatım tabaklar? Yani, servis kaşıkları? Servis kaşıklarıyla şimdi gold'la gümüşün zaten artık bir modası var ama ben sadece servis kaşıklarını gold kullanıyorsa bunları da gold kullanmalı diye düşünüyorum. Onun dışında yani tabağı gold kullanıp normal servis kaşığını gümüş kullanabilir ama orada bir kepçe gibi bir şey görüyorum. Sanırım şu birinci kepçe olacak. Yani bir ilginç bir şey geldi bu bana. Bununla patates yapmasın. Aynen hayır bunu ne, hiçbir şey alamazsınız ondan. Patates yani salatası yoğurtlu ya onu alabilirsin aslında. Hayatım çorba mı bu? Çorba değil yani, ama yoğurtlu bir şey akmasın. Tamam ama onun için yine düz ayaklar var yani böyle daha servis kaşıkları. Bu tarz. Şu tarz var. Bu tarz. Aynen. Yani şu yoğurtlu bir şey mesela onunla da alamazsın ama bununla bu tarz bir şey. Ben onunla da alabiliriz diye koydum. Şu bana mantıksız geldi ve evet. Şu olayı sevmedim. Yani eğer
Bunu kullanacaksan bunu da gold kullanmalıydın. Onun dışında eğer tabağını gold kullanıp kaşığın çatalını da gold kullansaydın ben okeyim. Çünkü gold bardaklar uyumadın dediğim gibi. Bardak yani gümüş mü? Gümüş değil. Her bardak cam. Cam. Tamam. Cam, gümüş. Cam bardakla kaşığı nasıl bağdaştırabilirsin? Tamam, tabak da komple gold değil. Tabağın kenarları gold sadece. Onun cam tabak gibi. Cam tabak, evet. Bulacağım. Ne kadar aldın bu takımı? 12 kişilik mi, 6 kişilik mi? Bu 6 kişilik 1200 lira falandı 2 yıl önce. 2 yıl önce. Hiç kullanmadım. Kaşık, çatal, bıçak takımın... Öyle mi? Bize mi nasip oldu ilk? Bu da 2000 lira olması gerekiyor. Bunu yeni aldım. Yeni aldın. Bu model zaten. 2000 liraya. Şu peçetelerin çok hoşuma gitti. Sevgiyle hazırlandı. Afiyetle yensin. Teşekkür gerçekten ediyoruz. Gerçekten sevgiyle mi hazırlandı? Evet, gerçekten canım? Sevgiyle hazırladım. Yani pek öyle düşünmedim de bir anda. Neden? Sabahtan beri kendisi böyle sürekli her yorumumuza bir şey buluyor. Tabii ki kendisi ama, savunmalı ama yani mesela hani şunu da gözün görmeli yani o kepçe uymaz buraya. Yani bazı şeyleri doğru eleştirmelisin. Dediğim gibi yoğurdu rahat alabilelim, dökülmesin diye düşündüm. Çünkü rahat alabilirsin. Anladım. Sana sevgiyle bakmadı mı? Bir bakmadık ya. Sen bir sevgiyle baksana Nurum. Tuğba'ya bir sevgiyle. Nasıl sevgiyle bakmadın yani sana? Alamamış o sevgiyi. Dışarıdan bakınca çok minnoş böyle tatlı. Ama şimdi evi ben savunuyorum, sen de savunacaksın. Tabii ki kesinlikle öyle. Ama şimdi bak doğru vardır, eğri vardır yani. Bu başka ama bir şey. Ama doğru sana doğru, benim doğrum da bana doğru. Savunmak zorundayım ama evimi. Ama bu yemeğimi sevgisiz hazırladım anlamına gelmiyor. Yok, ben sevgisiz hazırladım demedim. Bebeğimle ilgilenmedim, yemeklerle ilgilenmedim. Öyle mi? Sevgiyle mi hazırladın? Gerçekten ya. Sevgiyle hazırladım. Tatlarına bak anlarsın, hepsi sevgiyle hazırlandı. Tamam. Canım benim. Nasıl bir sofra? Yani sofrada yemeklerin çeşitleri sayısı da oldukça fazla gözüküyor şu anda. Yani hepsini kendi başına yapmışsın, o güzel. Ama sanki bu tabaklar biraz günlük gibi. Hani bir yarışmadayız, daha ağır bir tabak olabilirdi. Kaşıklarını tek başına çok beğendim. Evet, çok güzel. Yeni de almışsın bizler için galiba. Evet. Ama tabaklarım diye mi aldın? Hı-hı. Ya cansın. Gitti. Tabaklarla bir uyum sağlayamadım. Ama kendi başlarına güzel parçalar var. Yemeklerine güzel görünüyor ve yemek istiyorum artık ışıklarım. Afiyet olsun. Lütfen başla. Görünüyor ışıkların, yanıyor hayatım. Işıl ışılsın. Artık yemek istiyorum. Bayılacak. Neyle başlamak istiyorsun hayatım? Ablan sana hemen ikram etsin. Açıkçası bir sarmayla başlamak istiyorum. Çatalını batır. Anladım. Yok, tamam. Şurada da vardı. Toz şeker kullanmış ama bu ne mana anlayamadım ben. O yanlışlık olmuş. Kafan mı karıştı? Şekerle, evet. Bir bebek olduğu için git ama gel. Ama bak gitme. Takdir ettim şu anda. Bir tane hatasını kabul yok, ettim. Ben gerçekten. Şu anda takdir ettim. Ama bak yatak odasında ışığı da aşağı koyabilirdim diye ettim. Evet evet tabii. Tülü işte hediye geldiği için taktım dedi, kabul ettim. O tül olayına ben hala yok. Orada yokum. Ha teyzem, sen o tül aldın olay oldu bugün. Teyze yaktın sen. O hediye tül bugün senin başını yakmasın. Yok inşallah yakmaz. Ne kadar bilmiyorum artık. Yakmaz yakmaz da. Bence yakmaz. Yok yok, yemeklerin falan hepsi çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Fiyatlarını da öğrendik. Gayet makul almışsın. Bunların fiyatları nedir? Şöyle bu takım ile 1000 TL'ye aldım onları. Hı-hı. Çay bardağı. Şöyle 1000 lira. 6 tanesi. Hı-hı. Değil mi hayatım? Evet. Masa örtüsünü konuşalım. Olmuş mu Tuğba'cığım? Yani ben bir runner servis daha çok hoşuma giderdi. Veya suplalı böyle tatlış bir şey daha çok hoşuma giderdi. Bir de çok cam 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 geldi benim gözüme. Yani bu salatayı ama daha farklı bir şey koyabilirdim. Porselen koysaydım daha derdi ki canlı yok, porselen olmaz. Değil. Yani daha farklı böyle tatlı sunumluklar falan oluyor. Ya da böyle spor şık bohem sunumluklar oluyor ya, böyle bambumsu falan. O tarzda bir bambu şey. Bambu da bunlar bence. Yani çünkü cam biraz tabaklar ağır ya. Tabaklar, ya. Bardaklar ağır. Kaşık mesela. Tamam, mesela altı bambu olur. Üstü mermer olur. O zaman gold'la doyurursun. Gümüşle doyurursun. Ama çok sorry. Çeşit var ya Tuban, böyle çeşit çok olduğu zaman tabaklar çok bulunamayabiliyor insanlar. Evet, cam tabak bulunabiliyoruz yani. Vallahi hayatım çok çeşit diyorsun da ben daha önce bu programda 50, 60, 70 çeşitine kadar gördüm. Koymak isteyen her türlü güzel sunum tabaklarına koyabiliyor. Yani burada arkadaşımız pek özenmemiş Ezgi Hanım. Özenliklerimle bakar mısın? Gitmiş. Ama bak sen hiç konuşturmuyorsun. Hiç konuşturmuyorsun. Sabahtan beri konuşuyorsun. Hiç konuşturmuyorsun. Bak arkadaşların hiç konuşmuyor. Meltem hiç yorum yapamıyor senin yüzünden. Meltem sen yorum yap. Ezgi Hanım müsaade edecek mi? Konuşacak mıyım yoksa? Konuşsan sonra Meltem de konuşacak. Herkes konuşacak. Cam kaba koymuş ve bence bu hiç hoş değil. Ayrıyeten bu masa örtüsü yani berbat. Berbat. Çünkü neden? Bunu eski zamanlarda tül olarak kullanıyorlarmış. Şu anda artık ne çıkarmış hani insanlar, işte böyle moda tasarımcılarımız, stilistlerimiz. Runnerlar, suplalar, güzel sunumlar için yapılabilecek şeyler. Runner'ları ne bileyim ufak siyah, çiçekler bilmem masa, neler. Ve siyah olsun siyah hayat şey o zaman sermeseydin direkt siyahın üstüne kullansaydın. Siyahla golden uyumu da gayet güzel olurdu sonra yani. Sonra cama eleştirdin ama. Yok camı niye eleştireyim? Ya, sen kalkıp bu masa örtüsünü seremiyorsan zaten sen bu eleştiriyi serdim. Göze almışsın evet, demektir. Evet göze aldım ve serdim, tamam. Beğendim.
Masa örtünü hediye mi teyzenden falan? Hediye, yok, kesin hediyedir Ezgem. Kesin hediyedir. Bu hediye değil yani. Galiba kayınvalideme bir yere gittiğimizde almıştım. Tam hatırlamıyorum. Sen kendin aldın. Daha önce sermiş miydin bunu? Serdim, bayağı kullandım. Kullandın. Ezgi Hanım, ben size dememiş miydim ne kadar zevksiz olduğunu, ama işte gördük. Bir masa örtüsünden mi gördün? Hayır, orayı piyaslayarak yapma. Hayatım, sabahtan beri var. Sana burada ben 10 tane, 50 tane şey sayabilirim. Bu masa örtüsü, bu kaşıkla bu büyüyünce kepçe olacak arkadaşımız nerede? Bu. Bununla bunun ne alakası var? Bu kepçenin burada ne işi var? Yani tekrar mı anlatayım? Yoğurdu ben rahat koyacağım. Sana koymamı istedim. Hayatım bak biraz. Bunu bu çorba değil. Sen bunu bununla alamazsın. Hadi çorba mı? Ben bunu 50 kere mi söyleyeceğim? Arkadaşımız da anlamıyor. Yok, anlıyorum. Ben hatalarını kabul etmiyor. Ettiğim yorumlar da var. Tekrar ediyorum sana. Ya yatak odasında da kabul ettim. Tül konusunda da kabul ettim, hediye diye koymuşum. Evet, fikrini söyledin. Evet, burada haklısın aslında. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama ben şeker atalım. Az önce dedim ki şeker yok. Bu şeker istedim orada. Uzat hayatım. Çıktı ki o maşa mesela. Yani ben ya kalkıp çaya batırdım, kaşığı kalkıp bunu aldıktan sonra bu insanlar nasıl alacak içinden? Bana onu maşa koymam, evet bu hata. Karıştırmışım ya da küp şeker koyacağım. Tamam, peki sen onu bir hata olarak görüyorsan neden bu programa katıldın? Sonuçta bu anlık programda bir hataya olmuştur. Yer yok. Anlık her şeye bir dikkat hata. Edeceksin. Sen de yapabilirsin. Bu tabii insanlık, yapabilirsin. Anlık bir hata. İnsanlık hali zaten. Ben buna bir şey söylemiyorum. Ama sen dikkat etmek zorundasın. Bir hataya yer vermemek zorundasın. Olabilir. Çünkü neden? Sen bu programa bir ücret için katılıyorsun. Bir ödül için katılıyorsun. Aynen öyle. Ben de onun için diyorum ki sen bu şekerliği buraya koyarken 50 kere düşüneceksin. 50 kere. Çünkü sen bu programa bir şeyler için 50 kere yemekleri kazanmak düşünüyorum istiyorsan ya. Bütün evi düşünüyorum ya. Tamam, sadece mesela tartolet neden hazır? Çiğ köfte neden hazır? 20 çeşit. Ben sadece ikisi hazır. Ben sana az önce dedim ben ki 50, 60, 70 çeşit tamam, var. Tamam, ben de çocuğum olmasa yapardım 50 çeşiti. O kadar iddialıyım bu arada. Herkesin çocuğu var yani. Herkes... Senin yok, o zaman senden 50 çeşit bekliyorum. Tamam, benim 50 çeşit ben altında kabul etmiyorum o zaman. 2 aylık evliyim. Tercih tamam, etmediğim ben de şöyle söyleyeyim. Şu anda istemiyorum. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Ben başka bir şey... Arkadaşlar ben çok sinirlenmeye başladım. Hiçbirimiz görmüyor musun? Ben mi sadece konuşacağım bunları? Bir dakika, müsaade istemiyorum. O zaman ben de senden 50 çeşit bekliyorum. 49 çeşit bile kabul etmeyeceğim. Burada 22 çeşit var, 2 çeşit sayıyorsun. Canım çok benim, ben 50 çeşit yaparım, yapamam. Ay, o benim çeşit... problemim. Ben seni burada 22 tamam, çeşitle yargılamıyorum. Ben seni burada sunumlarınla yargılıyorum. Hayır, vesaire. Neden ya da şu hazır veya neden bu hazır tamam, dedim sana sadece. Tamam, sen hiçbir şeyi hazır kullanma. Dedim ya yani üzerine kullandığı yoğurdu bile kendin yap. Lütfen buyurun, lütfen. Ben bir şey sormak istiyorum. Masada neden kumaş peçetelerin yok? Kumaş peçete bilmiyorum, kullanmadım onu. Çünkü genelde keten falan oluyor ya onlar, yüzükleri daha ağır oluyor. Komple seti yok. Ya evet yani. Evet, hepsini ayrı ayrı koydum. Yani ben aslında az önce dedim herkes cam koyuyor diye, ama camın tekinden gidebilirdin. Tamam. Kap cam kullanıyorsan kap camdan giderdin. Sen gold büyükleri kap cama kullandın. Gold olanlar bunların değildi. Bak, gold olanlar bu takımın seti. Böyle bunlar bir takım. Bunları da büyük oldukları için kullandım. Tamam, onlara daha güzel tabak alabilirdim. Burada da sizin yorumunuzu kabul ediyorum. Sofra. Ama bu onun emek olmadığı anlamına gelmiyor. Çeşitli az saymaya gelmiyor. Sofra daha şıklı olabilirdi bence. Siyah mesela, ben burada neden varım diyor bana şu anda. Ben de ona cevaben diyorum ki arkadaşımıza soralım. Hemen cevabını koymak alalım. İstediğim için orada olmuş. Neden, nesi var onun? Her şeyi koymak istediğim için, yapmak istediğim için. Herkes öyle mi yapıyor? Tabağını mı diyorsun? Evet. Sunum tabağını diyorsun. Evet. İkisi onların dediğim gibi gir araya bu iş sürekli Meltem böyle yapıyor. Evet lütfen. Biraz konuşma Meltemciğim sen. O zaman sen de dur aşkım Tuğba dur nefes al. Az çay iç. Çay iç. Birazcık yemek ye. Bu içecekler neden bu şişede? Ben onu sürahiye koysaydım sendenlik asiti gitti. Ben hep öyle servis ediyorum. Yan tarafta meyve suyu var. Meyve suyu sürahide. Ama bunlar hiç hoş olmamış. Buna meyve suyu, su içmek istersek ona da kullanabilir. Çünkü da masada yer olmadığı için. Yok, ne gerek var? Getirtebilirim de su takımını koyamıyorum küçük bardaklarını. Çok sıkışık olduğu için. Sıkışık olduğu için. Sürahiye meyve suyu evet. Koymak yerine mesela su koyabilirdin. Çünkü sürahiye şey için. Kolayı istemedi. Hani karaf olsaydı karafı hadi derdim ki meşrubat koyabilirsin. Evet. Kolayı istemediği için. Meyve suyu koyup. Kolayı istemediği için o meyve suyu içebilir. Mesela çay yaptım. Ya dediğim gibi bunun da su takımını koyamadım. Kolayı koymayabilirdim. Meyve suyu, ayran koyabilirdim, su koyabilirdim. Ayran bence bunlarla olmaz. Nur gelinim çok özenmiş. Programa başvurunca gitmiş kendisine tabak takımı almış. Sonra kaşık çatal takımı almış.
Su takımı almış, çok teşekkür ediyoruz. Biraz masrafa girmişsin. Ama gelinler biraz uyumsuz buldular. Tabii ki yorum yapacaklar hayatım. Diğer günlerde de sen yapacaksın yorumları. Ellerine sağlık. Afiyet çok olsun. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Benim sinir kat sayım yükseliyor, tansiyonum düşüyor. Aman düşmesin tansiyonun. Biraz tuzlu bir şey var. Bir şeyler yok, bir şeyler siron var önde. Teşekkür ederim. Ayarların mı bozuldu? Evet, çok bozuldu. Ay Allah benim. Kendi günün ayarlarını düzeltirsin. Çok güzel gülüyorsun. Daha da bozarak. Gülmek daha çok yakışıyor. Cansın. O zaman tanışma hikayenize devam edelim. Eşin adı neydi? Akın. Akın'la nasıl tanışmışlar, nasıl evlenmişler? Altını bugün verecek miyim çok merak ediyorum. İlişki testim umarım var biliyorsunuz. Verirsiniz. Hadi bakalım. Çok güzel güzel yemeklerimizi yiyelim. Tansiyonlar düşmeden. Tamam mı? Afiyet bal olsun. Teşekkür hadi bakalım. Güzel. Benim 2 yıllık gelinim Nur, sevgili eşi Akın'la nasıl tanışmış? Onunla başlayalım hayatım. Tabii Ezgi Hanım. Şöyle, ben bir yerde satış danışmanıydım. O da oraya gelen bir kuryeydi. Kapıdan girdiği saniye arkadaşlarıma dedim ki kızlar ben şu an işe bakamayacağım çünkü çok yakışıklı biri girdi. Bana göre çok farklı biri girdi. Ondan sonra adını öğrendim. Sürekli ona siparişleri ben hazırladım. O da bana duygularını biraz belli etmeye başladı. Çok tatlı konuşuyor, narin davranıyor. Sürekli bana çikolatalar, güller koyuyor daha sevgili değilken çalıştığım yere. Sonra biz sevgili olduk. Annem de aynı işlerinde çalışıyordu. Bu arada üstümdü benim. Hani annem de sevgilimizin ilk başından beri biliyor, onaylıyor. Sevgili olduk. Sürekli işe birlikte git gel, git gel. Sonra biz evlenmeye karar verdik Ezgi Hanım. Kimden çıktı ilk fikir? Eşimden. Eşim 1 aylık sevgiliydik. Bana bir telefon ve bir gelinlik hediye almıştı. Ben ona hayalindeki gelini yatmıştım. Kapıya bir geldi, elinde hayalindeki gelini diktirmiş. Gerçekten. Evet, dedi ki, onu mu giydin düğününde? Onu giydim. Ay, göreceğiz hala. Birazdan. Saklıyorum hala. Burada elinde çiçeklerle. Aile tanışması yaptık biz. Tanışmada her şey ayarlandı Ezgi Hanım. Nişan olacak. 1 ay sonra nişan olacak. 5 ay sonra düğün olacak. Eşim tanışmadan sonra dedi ki ben seni 5 ay beklemek istemiyorum dedi. Ben dedim ki bekleyebiliriz. Her şey hazır. Nişan hediyeliklerine kadar yaptırdım. Elbiseyi aldım. Yok dedi, biz kaçalım. Ve bir gün beni motorla kaçırdı. Niye her şey hazırken bir heyecan mı yaşamak istediniz? Ya bizden önce bir düğün vardı akrabamın. Ben onu beklemek istemiyorum dedi. Biz işte Nisan ayında evlendik. Ağustos'un sonunda evleneceğimiz, aslında evlenecektik. Erken evlendik yani bu şeyle. Öyle kaçtık. Düğün yani, nasıl oldu? Düğün 1 ay sonra oldu. Hemen acil şey bulduk, salon bulduk. Öyle bir şekilde yaptık. Kaçmanı ailen ne dedi? Annen biliyordu. Bir şey demediler ama zaten, aile tanışmada tanıştı. Sadece dediler ki biz anlaşmıştık. Niye kaçtınız? Ne gerek vardı? Eşim de dedi ki ben aceleci bir insanım zaten. Ben hayatımın aşkını 27 yıl sonra buldum. Onunla daha hızlı evlenmek istiyorum. Daha çok ömür yaşamak istiyorum evli olarak. Ama anneciğin de böyle duayla, gelinliğiyle çıksın evden istemiştim. Gene öyle yaptık çünkü tanışma falan olmuştu. Yani biliyorlardı, bildikleri bir insan, izin verdiler. Gelin duayla çıktım. Güzel bir şekilde çıkışım oldu. Gelin. Şimdi nişan evde mi oldu? Nişan olmadı. Olmadı. Yani gelinlik elimde kaldı, hediyelikler elimde kaldı, olmadı nişan. Kaçtınız. Sonra mı evi falan tuttunuz, mobilyaları aldınız? Evet, hepsini kaçtıktan sonra. O bir ay içerisinde. Nerede kaldınız? Hemen eşim ev tutmuş, o evde kaldık. Mobilya falan çok az vardı ama hemen aldık, onlar geldi, evi kurduk. Hemen. Sonra 1 ay sonra düğün oldu. Şimdi senin de kızın var. Kızın kaçsın ister misin? Hayır, istemem. Ya. Yani bunu hep söylerler ama gençler nedense böyle bir tez canlılık mıdır nedir? Hep kulak arkası edilir büyüklerimizin söylediği. Ama sizi doğuran, büyüten, yaşadığınız, sizi bugünlere getiren ailenizin de hayalleri var. Ve hani yakışana aslında bir anlamda öyle olması. Tabii ki sizi çok iyi anlayışla karşılamışlar. Şu anda çok mutlusunuz, bir tane kızınız var ama doğrusu da aslında değil mi? Ailenin gönlüyle, ki öyleymiş zaten. Tabii. Hiç gerek yokken böyle bir duruma. Evet. Heyecan aradı eşim. Bir heyecan aradı. Zaten hayatı standartlar dışında yaşıyor. Hep farklı yaşıyor. Siz de gördünüz zaten. Benim hani evliliğimde ailemde farklılık ne olabilir diye düşünmüş. O da dedi ki her şey tamamken kaçmak. Hatta dediler ki yani evleneceksiniz zaten. Zaten annesi babasının da ama istekleri evet, önemli. Evet, tabii ki de. Yani kabul etmeseler de olmazdı. Ama ilk gördükleri anda ona ısındılar. Dış görünüşünü yargılamayıp ısındılar ve öyle kabul ettiler. Dış görünüşü derken dövmelerini mi kastediyorsun? Evet. Tepki gösteren oldu mu?
akrabalardan bazı yaşlı insanlar diyor hani çok olmuş ama hiç kötü konuşan olmuyor. Kendi tarzı sonuçta yaptırmak istemiş, küçük yaşta yaptırmış. Bilmiyorum, ben ona yakıştırıyorum, çevreniz de ona yakıştırıyor. Hani onun dövmesiz halleri de var. Herkes diyor ki fotoğraflara bakınca sen sanki dövmeli doğdun. Öyle görmüşler, evet, bir de erken alıştı. Yaşta yaptırdığı evet. için onu o şekilde tanımışlar. Yani kimse o yüzden yargılamadı. Ama pişmanlıklar da olabiliyor sonrasında. Tabii. Belli bir yaştan sonra yaptırılması daha doğru diyor. Yani yapanlar söylüyor bunu, yaptıranlar söylüyorlar. Tabii. O da söylüyor. Mutluluğunuz çok güzel. Evet, çok ama mutluyum. Bak kızım diyorsun onu yapsın istemem. Evet istemem. Yani ben de annemden biliyorlardı. Hani kaçıncı hakime kaçtı demediler. Bir saat sonra aradım. Anne hani Akın böyle bir şey yapmak istedi. Annem dedi ki hani usulü böyle değildi. Ben farkındayım hani çok seviyorsunuz. Heyecan aramışsınız. Hani çok daha güzel bir düğün salonu bulmuştum mesela. İçimde bu burukluk kaldı. Hızlı olduğu için bir ay sonra daha minimal bir düğün salonunda düğün yapmak zorunda kaldım. Bayramın ertesi günü yapmak zorunda kaldım. Çok gelen giden, yani oldu gene 300 kişilik bir düğün oldu ama ben daha fazla bekliyordum. Yani Ağustos'u bekleseydim daha güzel olabilirdi. Nasip böyle öyleymiş. Bir durumda ablanızı dinleyin, ailenizin de gönlü olsun. Her evet. şey, herkes mutlu olsun her iki tarafta. Kına geceni görüyoruz. Kaç kıyafet giydin hayatım? 3 tane. Bir bindallı giydim, bir kırmızı bir elbise giydim. Bir de after elbisesi giydim diyebilirim. Arkadaşların da vardı. Kaç kişilikti organizasyon? 250 kişilik falandı. Sadece kadınlar arasıydı bu arada. Ne kadara mal ettin? Bir 15 bine falan mal ettim. Kıyafetleri saymıyorum bir tanesini. Kayınvaliden ne taktı eline? Çeyrek taktı tat. Kına salonunuz ne kadardı? Kına salonu işte 10 bin liraydı kına. 10 bin lira düğündü. Aynı salon bir gün orayla yaptık. Çünkü başka salon bulamadık. Dediğim gibi acele olacağım. Ezgi Hanım şu ışıklarım yanıyor mu? Yanıyor yanıyor, sen rahat ol. O sönünce sana söyleyeyim mi ben? Evet, çok sevinirim. Sen şuradan bir dokunursun. Onu nasıl? Kulak arkasında mı evet, şey? Evet, şurada kulak arkasında bir tuşu var. Kına elbiseni, kırmızı kıyafetini beğendim de after'ını merak ediyorum. After'ı sırt açık bir elbiseydi, kısa bir elbiseydi. Neler ikram edildi? Kınada çerez, kurabiye ve küçük pasta. Düğünde de aynı şekilde. Biz düğünde de çerez verdik. Çerezin içeriğini öğrenebilir miyim? Kajuante fıstığı, fındık tarzı. Niye güldün? Kendi sorduğuna kendi güldü. Ona göre bakacak. Antep fıstığı ve kaju varsa tamam. Ama sarı leblebi çekirdekse... Olmadı şimdi. Öyle mi? Ama evet öyle. Yok, kaju muydu? Çekirdek koyuyorlar. Kuru yemiş var, kuru yemiş var diyor. Ama çekirdek değil, çıt 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 çıt. Ama çerez de olmaz. Çerez dedim, badem olur, kaju olur, fıstık olur. Bak, ben bak, de bir şey söyleyeyim, sen benim düğünüme gelsin çekirdek çıtlardın. Hadi ya. Bana öyle geldi. Öyle mi malzeme veriyordun? Yok, malzeme vermiyordum. Sen malzeme arıyordun. Yani bir şey olmasa bile her şeyi eleştiriyorsun ya. Kötü kız bir şeyden söylemedim. Kız eleştirmiyorum. Şakasına diyorum ya. Kötü bir şeyden ya. Söylemedim ne, ben de. İçeriğini merak ettim. Çerezi sormuş gelirsin sana, sen ya. Sana full antep fıstıklı. En antep fıstıklıyı verirdim tamam. Gelseydin. Canımsın. Evet, sağlık olsun. Sağlık olsun. Şimdi düğününde nikah kıyıldı. Evet. 1 ile 5 arasında düğün yaptım. Hı-hı. Eşim nikahta... Saat olarak 1 ile 5 arası. Evet. Eşim nikahta hiç beklemediğim bir şey yaptı. Bir şarkının bir nakaratını okudu onun tarzında. Onu dinleyebiliriz isterseniz. Dinleyelim. Nasıl okumuş? Daha bir de şu kadar küçülmemiş de. Uyudu bahis varlığımıza gülüp geçiştir. Öyle sarılmıştı ki ruhum kütürlemişti. Ve işte o gün bugün demişti. İyi ki tanımışım seni. İyi ki varsın. İyi ki varsın ki kötüyü savarsın. Bu dünya dağdağlı, boğucu, kararsız. Ve sen birini sevdiğin kadarsın. Geceler boyu gelinle salavatı. Yağmur toprakla salavatı. Güneşi bana lamba yapan zat. Nasip etti ya helalimsin demeyi sana da. Ay Akıncığım çok romantik. Evet çok romantik. Güzel olmuş. Çok güzel oldu. Çok farklı oldu. Son saniye öğrendim ben de. Şaşırdım. Sürpriz seviyor. Evet çok seviyor. Kıyamam ben sana. Kaç kişi katıldı düğüne? 300 kişi. 300 ne kişi. Takıldı acaba? Ne takıldı? 100 bin para vardı. 100 bin TL nakit vardı. Küçük çeyreklerle. 6 tane bilezik, 2 tane de kolye setim vardı. Sizin taraf damada bir şey alıyor mu düğünde? Alıyor. Babam saat de aldı. Bu kadar, saat takılır güzel. Erkeğe güzel bir şey. Bizde de öyledir. Saat alınır damada. Eşin ayrıca bir şey taktı mı sana? Evet taktı. Bir kolye, 2 bileziği eşim taktı. Gelinliği ne kadar aldınız? 15 bine bana özel diktirmişti. Hediye olarak eşim demişti. Peki saç, makyaj organizasyona dahil miydi? Yok, hayır. Onu ben kendim yaptırdım. Organizasyon kınada vardı, düğünde yoktu Ezgi Hanım. Saç makyajı da 5 bin liraya yaptırdım 2 gün.
2 yıl önce. 2 yıl önce 5000 lira. Baban mıydı? Evet, babamla ağlamalı bir dans ettik ya. En sonunda. 3 kızın en büyüğüyüm. Biraz erken i̇lk, evlendim. Bir de değil mi? Evet, ilk kızıyım. Balayına gittiniz mi? Gittik. Nereye gittiniz? Biz Nisan ayında evlendiğimiz için Sapanca tarafına gittik. 3 gün kaldık. Hı hı. Ne kadar harcadınız? 7000 TL harcadık. Motorla gittik. Hı hı. Geze geze. O bizi karşıladınız, motorla mı gittiniz? Yok, farklı. Sürekli çünkü motorla değiştiriyorum. Seviyor öyle. Öyle mi? Çünkü bununla gitmek zor. Sapanca yakın da olsa çantalarınız falan var ya. Daha güzel bir motordu. Daha donanımlıydı. Kesinlikle uzak yerlere gitmek için. Öyle. Sonra 3 ay sonra bir daha gittik kızlar. Çünkü yaz olması gerekiyordu. Antalya'ya gittik o zaman da. Geziyorsunuz. Ne güzel. Şimdi eşinle birbirinizi iyi tanıdığınız konusunda inanıyor musun? İnançlı mısın? Altın sana gelecek mi? Bence gelecek. İnşallah heyecanlanmaz. Çok heyecanlı biri ama. Evet. Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Prova yaptınız mı? Şu şöyle sorulursa, gelin evinde daha önce şu sorular sorulmuştu, buna böyle cevap ver diye. Sadece şunu da yaptık, hani düğün arabası hangi renk gibi, öyle şeyleri hatırlamaz. Ama benle ilgili her şeyi, her detayı bilir diyorsun. Küçük detayları hatırlayamıyor bazen. Evet, altın elimde, istiyorum ki bu yeni evli güzel çifte bu altını vermek haftanın ilk gününde. Bakalım eşi Akın'la Nur birbirini ne kadar tanıyor. Arayalım mı bir taraftan? Hemen arayalım. Şöyle yakınına koyayım altını hayatım. Sıcaklığını hisset. Benim olacaksın. Kızacağım. Şimdi ilişki testindeyiz. Ay bebeğim. Aa, kızın mı? Evet. Aa, arkadan. Yok, yavrum. Ezgi Hanım'a veriyorum seni. İlişki testindeyiz. Sen başarırsın. İnşallah bakalım. Ne yazıyor burada, bir dakika. Merhaba, nasılsın? Görüşmeyeli. Ben deyim, kızımın babası diye kaydetmişsin. Canım benim. Bir ömür mutlu olun Akın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun siz de. Çok naifsin, çok tatlısın. Şimdi hazırsan soruyu soracağım. Sonra lütfen hemen cevap verme. Telefonu sessize alacağım. İlk önce cevabı eşinden Nur'dan alacağım. Sonra senden alacağım. Hazır mısın? Hazırım efendim. Evet, ilk sorun geliyor hazırsan. Nur. Akın ile çıkacağın akşam yemeğini hazırlanırken yaptığın saç ve makyaj kaç dakika sürer? A 5-10 dakika, B 20-30 dakika, C 30-45 dakika, D 1 saat. B şıkkı diyorum. 20 dakika 30 dakika evet. Arası. Akın, Nur ne kadar sürede saç ve makyajını hazırlar? 5-10 dakikada hazırlar. Maalesef eşin 20-30 dakika dedi. Bu soru yanlış cevaplandı. Aşkım bebekten geç yapıyorum. Bebek var ya diyor, aşkım diyor. 5-10 dakikada nasıl hazırlanayım dedi. Doğru söylüyorsun. Doğru söyle. Olsun. Şansımız devam ediyor. Diğer sorudayız. Nurcuğum, çocuğunu annene mi emanet ettiğin için daha rahat olursun yoksa kayınvalidene emanet ettiğinde mi? İkisi için de demek istiyorum. Annem biraz daha baskın olabilir. Ki annem, onun için buraya taşındın evet, zaten. Annem erken çocuk da büyüttü yani, son kardeşim küçük biraz. O yüzden diyeyim, kayınvalidemin tek çocuğu var. Akın. Kendi annesini. Alkış. Evet, bu soruyu doğru cevapladınız. Evet. Akıncığım devam ediyorum. Eşin Akın'la en benzer özelliğiniz nedir? Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyoruz birlikte. Bakalım o ne diyecek. Akıncığım, Nur'la ortak özelliğiniz nedir? İkinizin de sevdiği. Gezmek olabilir mi? Seyahat etmek. Bu kadar olur. Alkış. Helal sana canım kardeşim. Teşekkür ederim. Annesi mutlu oldu. Nurcuğum, diğer soruya geçiyorum Akın. Nur, çocuğun kayınvalidene anne dese düzeltir misin? Düzeltmem. Akıncığım, senin çocuğun annene anne derse Nur bunu düzeltir mi? Bence düzeltmez. Alkış. Diğer soruyu soruyorum. Evet. Lütfen. Akın, Nur'un en sevdiği ruj rengi nedir? Yani toprak tonları. Pembe, toprak tonları diyeyim. Onun vereceği cevabı. Yani tahmin nude diyemez herhalde. Toprak tonları der. Kahverengi bilir mi toprak tonları. Tonu falan? Kahverengi der belki. Nur'un en sevdiği ruj rengi nedir Akın? Pembe ve kırmızı tonları. Aşkım ya. Kırmızıyı çok nadir sürerim. Kahverengi tonların daha çok. Bilemedim. Olmadı. Evet. Evet. Nurcuğum, eşin Akın sabah kahvaltıda yumurtasını yağda mı sever, rafadan mı sever yoksa haşlanmış katı mı sever? Yağda sever genellikle. Göz yumurta mı seviyor? Göz değil, tam pişmiş omlet gibi seviyor ya. Yağda omlet gibi. Nasıl seviyorsun Akın yumurtanı sabah? Yağda tabii ki, yağda. Ya, annesi mutlu.
Dış sese sormak istiyorum. Altını veriyor muyuz? Ezgi Hanım, iki yanlış cevap olduğu için maalesef altın veremiyoruz. Aşkım ya. Olmadı mı? Olmadı. İki yanlış olduğu için veremiyoruz dediler. Ben de biraz umutlandım da. Yükseldim bir biraz ama... Bir soru daha yok mu? Yok, sorular bitti. Şöyle oluyor Akın. Bir yanlışınız olduğu zaman gelinlerden bir soru daha alıyorum. Yalnız iki yanlışınız olduğu zaman direkt kaybediyorsunuz. Tamam efendim. Teşekkür Hayırlısı ederim. Hayırlısı ama üzülme. 100.000 lira var biliyorsun, büyük ödül. Evet, inşallah. Bir de şey, marifet oyunu vardı. Haftalık oyun. Gerçi ondan çok ihtimal vermiyorum ama... Evet, evet. Tost makinesiyle ütü veriyorum. İki diş sarımsak ayıkladı. Sen prova yaptın ya. İşine bol bol. Sarımsak sevmiyor musun kız, ne yapsın? Sevmiyorum ben. Canım ya. Zeklamasını beklerdim. Hayırlısı olsun. Ama büyük ödül var. 100.000 lirayla neler neler alırsınız. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Nasıl? Bir sürü sarımsak alacağım. Bir sürü sarımsak al canım kardeşim. Herkese selam soranlara. Çok selam. Çok İşin gücün rast gitsin canım. Motor çok üstündesin. Dikkat et bak. Evet. Ha, kask tak, sağına soluna bak. Her yerden fırlamayın, çıkmayın, tamam mı? Dikkat edin, ne olur. Olur. Hadi canım kardeşim benim. Hadi güle güle canım benim. Bay bay. Maalesef veremedim altını. Bilmesi gerekeni bilemedi gibi ya. Ya. Kırmızı ruj sürmüyorum genelde. Ama o da çok üzüldü. Evet. Evet, sırada puanlama var. Bakalım gelinlerim. Bugünün gelini Nur gelinime kaçar puan verecek? Sırada puanlama. Benim sana puanım. Bence ışıkları çıkart, bazı şeyleri göremiyorsun. Daha ilk gündeyiz tatlım, belki daha kötü bir gün olacak. Yani ben çok buldum o puanı. Puan sana gelmedi, bana geldi. Herkes kendi adaletini konuşturuyor burada. Bir kaşık bal için fazla puan veremedim, kusura bakma. Ben sana balın kavanozunu vereyim. Sen kendi vicdanınla baş başa kal. Sen de bence gününü oynadın. Kahve bardağımın yılan desenli olduğunu söylüyor da ben sana o bardaktan almak istiyorum. Çünkü sinsilik yaptım. Az sonra... Günün en heyecanlı, en beklenilen anına sıra geldi. Puanlama. Bakalım evi gezdiniz, yemeklerini gördük, karşılamasını gördük, sunumlarını gördük. Günün sonunda gelinlerim Nur gelinime kaçar puan verecek? Öncelikle günün nasıl geçti Nur? Ben çok eğlendim, karşılamada olsun. Kızları tanımak çok güzeldi. Evime gelmeniz çok bir şerefti benim için. Estağfurullah. Her şeyden önce çok İyi güzel geçti. 100.000 lirayı kazanırsan ne yapacaksın? Kızım için yatırım yapmayı düşünüyorum. Çok güzel. Ah anneler. Değil mi? Kesinlikle. Anneler, babalar, evlatları için. Nurcuğum, sana göre senin evin kaç puanlık bir ev? Yarışmaya başvururken gelinler bana şu puanı kesin verirler dediğin. 4 puan dedim ama çok eleştirdiler bugün. 3 de verebilirler. En yüksek puanı kimden bekliyorsun? Meltem'den çok az eleştirdi ama sessiz at da olabilir, bilmiyorum. Bilmiyoruz. En düşük puanı? Kesinlikle Tuğba'dan bekliyorum. Çok eleştirdi. O zaman ledli gelinimle başlayalım. Kirpikleri alengirli olan. Puanlamadan önce ledlerim yanıyor mu şu an? Yanıyor, yanıyor hayatım. İçin rahat olsun. Görünüyorlar. Herkes görüyor. Önce sebebini öğrenmek istiyorum, sonra da puanını. Salonunu çok fazla beğenmedim, eşyalar konusunda da. Mutfağında da aynı şekilde dolaplarını falan hiç anlamsız buldum. Renkler uyumsuzdu, o aradaki boru uyumsuzdu. Çeyizinde evet çok fazla aşırı çeyiz yoktu. El emeği vardı ama çok da fazla yoktu. Hani nadir el emeği vardı. Hani nadirdi yani, çok fazla el emeği yoktu özel. Özel yok muydu? Dolu vardı aslında. Nevresimden yani havlu kenarları gibi olan dantellerden havlu nevresim kenara... bile diktirmiştim. Kocaman siyah nevresim açamadık, çok büyük. Tamam, diyor vardı eleme dedin. Onu da zaten ucu dantelli oluyor. Hayır, bütün hepsi iğne oyalıydı. Yaklaşık 60 tane var. Onlar zaten normal çeyizlerde oluyor. Yok, ben bazılarını da görmedim. Şu zamanda çok yapmak istemedim. Ben gördüm, ben daha geçen devam gün çeyiz gördüm. Hatta gerçekten programda devasa kadının çok güzel bir çeyizi vardı, görüyorum. Çeyizini beğenmedim demiyorum. Çeyizin vardı ama çok fazla çeyizin yoktu diyorum. Hani beğendim, beğenmedim değil. Sunum masanda da aynı şekilde çok güzel emek vermişsin. Belki çeşitlerin hani çok fazla yoktu. Ama gene emeğin vardı. O zaman puanını öğrenelim. Puanımı göstereyim ben. Benim sana puanım. İki. Senden beklediğim bir puandı.
Bence sessiz sessiz beğenmiş gibi davrandın. Çok eleştirmedin Tuğba gibi. 2 puan bilmiyorum yani, karşılama var, emek var burada. Çok az şeyi beğenmedim dedin. Çeyizimi az dedim, bence az değildi. Bence ışıkları çıkart, bazı şeyleri göremiyorsun. Daha ilk gündeyiz tatlım, belki daha kötü bir gün olacak. Bence ortada bir puan değil. Çok üzüldüm şahsen. Işıkları taktım daha iyi görebilmek için. Diğer yarışmacılar da var. Adalet davranmaya çalıştım. Evini az beğendim. Bunu zaten söyledim. 2 puanı neye verdin? Ben çeyizine ve sunum masasına verdim. Az önce çeyizin beğenmediğini, az olduğunu söyledin. Emek yok dedin. Karşılamadan daha çok beğendim. Hani karşılama bana göre biraz daha basitti. Çeyizin ona göre daha iyiydi. Karşılama basit miydi sence? Bir evet, tulum geldi. Göre... Ben kendi üyelerimi yapmak istiyordum. Senden ne bekliyoruz? Işıklı bir karşılama mı olacak? Bence güzel bir karşılamaydı. Görelim şu an çeyizini beğenmediğin halde çeyizine puan verdim diyorsun. Bence stratejik yapıyorsun. Neyi beğenip beğenmediğine karar verememişsin. Şu an hiç strateji falan yapmıyorum. Gerçekten beğenmedim. Söyledim de açık açık yüzünden. Bir beğendim diyorsun, bir beğenmedim. Ben de onda kararsız kaldım. Ben haklı bir puan verdim düşünüyorum. Diğer yarışmacıları da görmedik. Onların da daha günü var. Evinde bu kadar şey beğendim. Ona göre puan verdim düşünüyorum. Evet, ilk 2 puanla başladın. Bakalım Şenlur sana kaç puan vermiş? Önce sebebi, sonra puanını öğrenmek istiyorum. Ben sunum masasını beğendiğimi söylemiştim, yemek takımını vesaire. Çeyizini beğendim, karşılamasını beğendim. Şimdi puanımı açabilirim isterseniz. Lütfen. Benim sana puanım. 3 mü? Evet. Neden şaşırdın? Bizim kadar çoğu şeyi sen de beğenmedin. Ama fazla ben beğendiğim şeyleri zaten söyledim. Beraber yorumladık. Evet, mutfağını beğendim demedim. Salonda zaten da aynı şekilde beğenmedin. Sunum masasını da bir beğendin. De çeyizi beğendin. Sunum masasını, karşılamasını, çeyizini zaten bu yarışmaya katılmaya cesaret gösterdi kesinlikle. Yani bunlara puan verdim yani. Nereden puan kırdın? Şaşıracak bir şey yok. Netleştirelim. Ben salon ve mutfağını kesinlikle beğenmedim. Bundan dolayı puan kırdım. Bu şekilde. Ben adaletli bir puan verdiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bence de adaletli bir puan verdi. Rica ederim. Çünkü beğendiklerini sonra beğenmedim demedi. Karşılamayı da saydı. Çünkü karşılamada ayarlamak da bir meziyet bunu. Ben sizi kapıda düz bir şekilde karşılamadım. Güzel, yakışır bir şey yapmak istedim. Umarım eğlendirmişimdir sizi. Çok teşekkür ederim söylediklerini yaptın. Mutfak ve salon yorumuna katılmıyorum. Ben beğeniyorum ama puanın bence adaletli bir puan. İlk güne göre, gene bana göre az olsa bile daha diğer evler var diye size göre bir iyi puan ben verdim. Ben herkesi kendi evine göre değerlendirmek istedim. Daha çok hani diğer günlere bakarak değil. Ben böyle adaletli olduğunu düşündüğüm için bu puanı verdim. Teşekkür ederim. Yani 3 puanı ben kesinlikle hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Salonu ve mutfağı beğenmedim diyorsun. En önemli yerler zaten buralar. Zaten salon, mutfak ve yatak odası geziyoruz. Anladın mı? Hani çeyizden kırsan vesaire, işte sunumdan, tabaktan vesaire kırsan okey derim. Ama yani ben çok buldum o puanı. Puan sana gelmedi, bana geldi. Herkes kendi adaletini konuşturuyor burada. Evi konuşturduğumuz, yarışmaya katıldığımız kadar da puanlama da çok önemli. Bence ilk gün için 3 puan iyi verdi. Ben arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sen kendi yorumun olarak kalacak. O onları beğenmiş ki mesela hiçbiriniz, yani pardon, ikisi açtı daha. Kahve sunumuna da bir şey söylemedim. Orada da bir emek var. Ben balığı, kahveyi gerçekten de özel getirttim sizin için. Deneyin diye. Baldan yemediğiniz halde. Ben bilmiyorum, ona da puan verilmesini istiyorum. Arkadaşın puanı güzel. Tamam lütfen. Da hayatım şöyle bir şey var. Biz 3 ana yer için yarışıyoruz. Gerisi teferruat. Salon, teferruatlar da mutfak ve yatak odası. Tabii ki uğraşıyoruz ama emeğimi içe saymıyorum. En önemli olan, en önemli puan verecek 3 yer var. O da yatak odası, salon ve mutfak. Şimdi öyle değil aslında. Dekorasyona puan veriyorsunuz, çeyize puan veriyorsunuz, karşılamaya puan veriyorsunuz, yemek masasına ve misafirperverliğine puan veriyorsunuz. Yani hepsi ayrı ayrı bir kriter aslında. Kimi dekorasyondan kırar, çeyizinden verir. Kimi yemek masasından kırar, kimi dekorasyonuna verir. Yani aslında bu kişinin kendi yorumudur. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Hepsi bir kriter puanlama için. 5 puan topladın hayatım. Sen 3'ten gayet mutlusun. O zaman Tuğba ile devam edelim. Yaptığı yorumlardan sonra acaba Tuğba kaç puan vermiş? Önce puanını öğrenmek istiyorum, sonra konuşalım. Olur mu? Olur. Thank you.
Benim sana puanım. Beklediğim bir puan mıydı? Kesinlikle beklediğim bir puandı. Ben dürüst ve dobro bir insanım. Bir şeyi beğendiysem beğenmişimdir, beğenmemişsem beğenmemişimdir. Ve buna göre yorumladım. Yalandan ben bunu beğendim ya da bunu çok sevdim ya da bu çok güzelmiş demedim. Neyi beğendiysem onu söyledim. Neyi beğenmediysem onları söyledim. Chase'i hem beğendim hem de Dome'de bulduğum şeyler vardı. Chase'in bana göre dolu muydu? Yeterliydi. Ben çünkü çok fazla Chase arayışında olan bir insan değilim. Adet yerini bulmuş muydu? Bence bulmuştu. Bu benim fikrim. Onun dışında mutfağını yine dediğim gibi... açık alanlarını çok fazla benim gözümü yordu. Yani yerleştirmeler, özellikle o kızılcık şerbeti midir nedir, ona çok takıldım mesela. Onun dışında salon Ezgi Hanım. Yine duvar beni çok rahatsız etti, ünite vesaire, genel şeylerden. 2 puanı nereden verdin? 2 puanı nereden verdim? Emeğine verdim, çeyizine verdim. Daha sonrasında menüsüne verdim. Yani yoğun bir hazırlık yapmıştı. Sonuçta çocuklu bir kadın. O yüzden bir kaşık bal için fazla puan veremedim, kusura bakma. Aşkım, baldan yemediniz zaten. Bir de o bir kaşık yeniyor, siz de bahsetmiştiniz. İşte azar olarak gelmiştim. İstersen ben sana balın kavanozunu vereyim. Sen kendi vicdanınla baş başa kal. Benim vicdanım çok rahat, vicdandan girme sakın. Bence giriyorum. Neden? Çünkü masada tabakları beğendin, onu detaylı tabakları vermedin. Tabakları beğendin mi? Beğendin. Dedin ki tabaklar tamam. Güzel. Hayır, sadece masa örtüsü kötü. Masa örtünü beğenmedim. Cam tabakları beğenmedim, koyduğun sunumlukları. Sadece herkesin beğenmediği o tabakları ben hoş buldum. Benim için sorun yok dedim. Şimdi ben puanları 0.25, 0.25 veriyorum. Yani tek bir puan üzerinden değerlendirmiyorum. İşte yarım puan oradan veriyorum, yarım puan oradan veriyorum. Bir puan ettiriyorum o şekilde. Sen sadece onlara mı takılıyorsun? Mesela o puanın tabii ki başka ne konuşacağız? Ne var puanın niye içinde? Katıldık o zaman? Çeyizi falan saydım. Tamam, o zaman her şey demode dedin. Sandık. Al benim sana puanım. Hayır, 10, hadi gidelim. 10 demedim öyle zaten. Çeyizi mesela demode dedin. Demode dediklerin bana hatıra diyeyim ben. Hani anneanne şeyleri. Demode derken aynıları bende de var. Merak etme, hepimizin çeyizi aynı neredeyse. Ben bunları eskilere göre demode buluyorum. Bu benim kendi fikrim. Ben kendimde olanı da demode buluyorum zaten. Ama hani çeyiz öyle diyor, gelenekler tabii gelir. Tabii ki öyledir ama ben çeyizden puan kırmadım zaten. Hayır, çeyizini yok, beğendim. Söylediğin lafın hatta üzerine diyorum. Hatta orada şeyini, yazmanı falan taktım. 2 puanı nereden verdin Tuba? 2 puanı nereden verdim? Çeyizden verdim, sunumdan verdim. İşte misafirperverliği, karşılaması vesaire onlardan verdim. Doğru olmak 2 puan vermek değildir. Yaptığın yorumların karşısında verdiğin puan tutmuyor. Her şey vasattı. Ben beğenmedim. Beğenmediğim için de 2 puan verdim. Kendisi de bunu ısrarla kabul etmedi. Ama yapacak bir şey yok Nurcuğum. Gün sonunda gelinlerden toplayacağın toplam puanı elbette ki Meltem belirleyecek. Meltem, önce puanını öğrenmek istiyorum, sonra da sebebini. Benim sana puanım 10. De bence gününü oynadın. İşte şimdi sen bu arkadaşımıza yorum yapabilirsin. Çünkü bütün gün şöyle, susmadım. Hayır, bütün gün susmadım. Beğendiğim, evine dair beğendiğim tek şey çeyizindi ve karşılamandı. Hiçbir... Masa, yemek masasındaki çeşitler, sen tabakları beğendiğini söyledin. Hiçbir şey söylemedin hatta. Beğendiğimi söylemedim. Uyumsuz olduğunu söyledim. Masanda eksiklerim vardı. Mutfağındaki halını yatak odanda kullanmıştım. Salonunu beğenmedim, yetersiz buldum. Bu yüzden puanım 2. 2 puanı nereden verdin Meltemciğim? Karşılama ve çeyizine verdim. Misafirperverliğe, sunuma vermedim. Mesela diğer arkadaşlar sunum çeşitliliğine söyledi. Sen söylemedin. Şöyle, çeşitlilik benim için önemli değil. Yani 5 çeşit de yapsaydım. Bence önemli çünkü bu şov programı, gelin evine katılıyoruz. Şöyle, güzel bir dekorasyon yapsaydım masanda o benim için daha geçerliydi. O zaman sen de çok az sunum benim için. Şöyle söyleyeyim. Bir bütünlük bakıyoruz ya, Ezgi Hanım saydı ya. Benim için dekorasyon, uyum daha önemli. Sen kahve bardağımın yılan desenli olduğunu söylüyordun. Ben sana o bardaktan almak istiyorum. Çünkü sinsilik yaptın. Gerçekten çok tatlı duruyorsun. Yanıyor mu? Yanmıyor. Allah'ım, herkesin derdi. Kıyamam ben gelinime. Senin en büyük derdin o olsun, ışıkların. Meltem, çok şaşırdım. Çünkü her şeyi beğenmiş gibi davrandı, hiç eleştirmedi. Biraz sinsilik yaptı.
O da kendi gününü oynuyor olabilir. Misafirperverliğinden son dakika rahatsız oldum. Her ne olursa olsun bana sinsi dememeliydi. Verdiğim puanı kabul etmeliydi. Evet, Nurgel'in 9 puanla gününü tamamladı. Tabii ki Nur'un toplam puanını benim puanım belirleyecek. Gelinlerim 5 puan üzerinden puan veriyorlar. Ben ise 10 puan üzerinden. Acaba ben Nurgel'ine kaç puan verdim? Şimdi sırada benim puanım. Evet Nur'um, kendi gününde evinde kendini çok güzel savunan bir gelinsin öncelikle. Karşılamana bayıldım, eşin yanındaydı, seni destekliyor, çok mutlusunuz. Eviniz çok huzurlu bir ev, zaten ikinci evin daha. Dekorasyonda evet bazı eksiklikler vardı, sen de kabul ettin. Mobilyalarını değiştiriyorsun zamanla. Zaten bu evdeki uyum meselesi zamanla oturacak bir mesele. Sen zaten herkesi o konuda anlayışla karşıladın. Lezzetlerin, yemeklerin gayet güzeldi, çok özenmişsin. Anneciğin de desteklemiş seni. Hepinizin eline koluna sağlık. Çok güzel bir gündü, çok keyif aldım. Mutluluğunuz daim olsun. Benim puanımı da cuma günü öğreneceksin. Evet, bugünün de sonuna geldik. Haftanın ilk gününde Nur gelinimin evindeydim. Öncelikle her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel geldiniz. Hazırlanmışsın. Emeği geçen, seni destekleyen eşine, annene, teyzene, yengene hepsine teşekkür ederim. Ben de hepinize teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Beni şereflendirdiniz. Yarın Şenlur'un evindeyiz, evet. Değil mi hayatım? Evet. Sürprizler bekliyor mu bize? Evet, bekliyor. Harika, sürprizleri seviyoruz çünkü. Gelinlerin hepsi iddialı. Göreceğiz bakalım yarın Şenlur'da nelerle karşılaşacağız. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında sizlerle olacağız. Ben her gün ne diyorum? Ben Ezgi Sertel. Sen de koş, gelin evine gel. Hoşça kalın. Daha önce hiç denememiştim. Ay! Siz patlamış varsayın. Ama nazar değdiler Ezgi Hanım yani. Bir oraya bakıyor şimdi bu yukarı çıktı. Hemen yani böyle olamaz. Bence bu bir sunum değil. Halı çok güzel tabii ama hediye masaya... Hediye de can damarından vurduk o yüzden. Tül uzmanımız da konuşuyor. Tül uzmanı olayım ben. Sen de sadece eleştiri uzmanısın. Yapamaz. Ama şimdi bunlarla kapatamazsın Şenlurcuğum. Ama burası benim evim canım. Senin eşeğin konuşmaz burada. Kınayı getir. Çok iyi. Burada pas var. Hataya yer yok. Demek ki sen bu rengi beğeniyorsun. Neyi beğenip beğenmeyeceğimi sana mı soracağım? Berbat. Vizyonsuzsun. Hiç mi böyle hani farklı bir huyu yok dedim, yok dedi. Dört dörtlük dedi, benim kocam dedi.